Kanal 23 izleyicileri, herkese hayırlı sabahlar. Tüm esnaflarımıza bol kazançlar diliyoruz ve ev hanımlarımıza yine Allah kolaylık versin diliyoruz. Ve Pratik Lezzetler Mutfağı'nda bugün neler var bakalım sevgili izleyiciler. Çok güzel ve çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Zeynep Sema Alkan hocamızla beraberiz. Bakalım birçok meslek dalı olduğu için ben de o yüzden size tanıştırayım, kendisi tanıtsın. Bu arada hemen Pratik Lezzetler Mutfağı'nda bugünkü menümüz sevgili izleyiciler. O doğal güzel bir puding yapacağız. Muzlu ve çilekli puding. Ve ardından yine bol bir mezemiz olacak bugün. Zeytinyağlılarımız olacak bugün. Sizlere sürpriz yapacağız. Mutfağımızda ne varsa onu kullanacağız. Bakalım Pratik Lezzet'in mutfağında neler varmış. WhatsApp numaramızı verelim. 0506 094 67 sonu kanal 23 sevgili izleyiciler. Ben hemen Zeynep Hanım'ı sizinle tanıştırayım. Biz tanıyalım bakalım Zeynep Hanım kimmiş. Zeynep Hanım mutfağımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Zeynep Hanım kimdir? Ben Elazığlıyım aslan. 12 yıldır direksiyon hocalığı yapıyorum, direksiyon eğitmenliği. 10 yıl diyabet alanında eğitim verdim. 3 yıl eczacı teknisyeni olarak çalıştım. O zaman bugün bol bol sohbetimiz, sohbetler, diyetten gireceğiz, bol lezzetten, direksiyondan çıkacağız. Aynen. İnşallah. Direksiyona oturalım bakalım nereye gideceğiz. Aynen. O zaman keyifli bir programla sevgili izleyiciler sizleri bekliyor. Diyetle alakalı sorabileceğiniz her şeyi Zeynep Hanım'a sorabilirsiniz. Çünkü diyet hocalığı yapmış kendisi. Yine sürüş teknikleriyle alakalı soracağınız sorularınızı sorabilirsiniz. Sağlıkla alakalı eczacı teknisyenliğini ve eczacılık yaptığı için onu sorabilirsiniz. Biz vakit kaybetmeyelim o zaman. Ispanağımız var mutfağımızda. Bugün pırasamız var. Yine karalahanamız var. Havucumuz var. Bakalım neler çıkaracağız size bugün. Ev hanımlarımıza nasıl pratik tarifleri vereceğiz. Aynen. Hemen başlayalım. Ben ıspanağı yıkayabilirim. Doğrayabilirim. Tamam. Ispanaklar sizde o zaman. Eldiven kullanmıyorum yıkarken. Evet. Aynen. Çünkü şey yok. Gerek yok. Aynen, ben de bu arada karalahanamı doğrayayım sevgili izleyiciler. Bence de, siz bilirsiniz tabii. Güzel bir karalahanayla sizlere turşu yapalım. Bugün karalahana turşusu. Yalnız bana büyük bileğen daha vermeniz gerekiyor. Hemen onu da. Ben de alabilirim yeri söylerseniz, sıkıntı yok benim için. Hatta ben sarı tahtayı size vereyim. Tamam. Kahverengi de ben kullanayım. Sarıyı severim zaten. Evet. Annem izliyorsa gözleri yaşaracak. Evet. Mutfakta. bütün gelen ev hanımlarımızı buraya aldığımızda özellikle çalışan bayanları aldığımızda işte evde annem iş yapıyor özellikle diyenler. Ben ilk defa iş yapacağım. Bakalım bugün eve gittiğinizde neler dönecektir evde. Bizi neler karşılayacak değil mi? Evet. Ya sevecek ya dövecek. Yok, bence mutfaktan çıkarmaz bundan sonra sizi. Çünkü hamaratlığınızı görmüş olacaktır. Bu arada da sevgili Müge ablama da çok selam söylüyorum. Buradan sevgili Müge Ameli, o da bizi izliyordur sabah. Aynen. Ben de selam söylüyorum kendisine. Çok sevdiğim bir insandır. Ben kendi tahtamı alıyorum. Bıçağımı alabilir miyim? Evet, hemen. Elimi almayayım, kavga ederiz sonra. Evet. Hani bazen batırnaçlar olur ya. Kavga etmeyelim sizinle. Sonra iyi olmaz. Ben ufak ufak doğrama özen göstereceğim. Siz yeter, aynen. Çünkü güzel bir zeytinyağlı hazırlayacağız bugün. Hazır hala da kışın içindeyiz. Özellikle gün yapan ev hanımları biraz sıkıntı yaşıyor. Neler yapalım diyorlar düşünürken biz de pratik lezzetlerde onlara lezzetli tariflerimizi verelim. Şimdi erkek aşçı olunca bayanın işi çok zor. Eve gelince hiçbir şey beğenmiyor değil mi? Öyle olmuyor mu sizce? Bazen evet, bazı meslektaşlarımızda var o biraz tribe mi giriyorlar diyelim, egoları mı yüksek diyelim, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sizde var mı peki? Ayrıca soruları ben daha çok soruyorum herhalde. Evet, daha güzel aslında. Çünkü gelen kişi soru sormuyor bana, o yüzden sorabilirsiniz kesinlikle. Ben sorarım. Bugüne kadar hiç öyle bir şeyim olmadı yani. Mutfağa girerim, keyifle, zevkle çalışırım.
Sevdiğim için mutfağı. Ama şey mesela objektif olun. Hiç gittiğinizde birinin yemeğini beğenmediğiniz oldu mu? Yok, yemek seçimi olmaz bende. Hayatta yemek seçmedim. Yani öyle beğenmemezlik değil de lezzeti değiştirmiş olabilirler. Lezzet değişmiş olabilir. Çünkü sonuçta ne kadar beğenmesek de tabakta hiçbir şey bırakmıyoruz. O nimet, o farklı bir şey. Ama kiminin el lezzeti gerçekten de... El lezzeti aynen. Olmuyor. Bazen soruyorlar işte gittiğimizde diye işte biz çok güzel yapmadık ama usta siz bir bakın. Sadece farklı bir diyor mu? Farklı bir aroma katılabilir, farklı bir lezzet katmak için farklı bir baharat kullanılır. O zaman bir tavsiye sadece. Yoksa kesinlikle bizim eleştirilerimiz her zaman doğru eleştiridir. Abi biz kabul etmiyoruz değil mi eleştirileri toplum olarak? Toplum olarak evet, eleştiriye gerek karşıyız. Ön yargı var bizde. Ego fazla değil mi sizce? Yüksek, haddinden fazla yüksek. Ben her şeyin iyisini bilirim. Ben her şeyi iyi yaparım. Sen yapamazsın değil mi? Kesinlikle. Bu bizde biraz daha fazladır. Bölgemizde özellikle. Şu var bölgede. Dün hatta bir yine arkadaş bizi okulda ziyaret edince öyle bir sohbet ettik. O da organizasyon işi yapıyormuş bu düğün organizasyonları falan. Öyle bir sohbet oldu. Hani dedim ki tamam gelin hanımı mutlu ediyorsunuz, damadı mutlu ediyorsunuz her şeyden önce. Çok zor çünkü. Arkadaşı çok zor. Evet, arkadaşı gelip dediğimde ya işte bu hiç güzel olmamış dedim. Gelin vazgeçiyor mu? Çünkü bu tür şey çoktur. Şimdi bazı gelinler veya bazı kızlarımız kendi evet tam istediği olmuştur. Ama bir arkadaşı içinden çıkar. Ya işte bu mor olsaydı da kırmızı değil mor olsa daha güzel olurdu. Bütün zevki gidiyor aslında. Ben şeyde çok karşıyım. Hani şu düğünlerde çok masraf ediyorlar ya. Evet. Milleti memnun edemezsin. Edemezsin. Değil mi? Mümkün değil. Mümkün değil asla. O yüzden asgari gitmek daha mantıklı. Aynen güzeli. Bizim insanlarımız maalesef öyle. Memnuniyet çok zordur aslında. Çünkü hizmet içindeyiz. Ve aynı düğünlerde de salonlarda da. Çünkü onlar hizmet satıyor sonuçta. Ticari boyutu hizmet. Aslında insanları memnun etmek çok zor. Evet. Ya biz insanoğlu hiçbir zaman memnun olmayız bir şeye. Ondan körlüğümüz var yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizle barışık değiliz. Evet. En doğrusu insanı kendini eleştirmesi. Aynen. Öz eleştiri yapmıyoruz ki. Ancak karşıya eleştiriyoruz. Çok farklı olmuşuz ya toplum olarak değil mi? Kesinlikle. Hepimizde bir hava, bir civa. Siz şöyle hemen başlayalım o zaman. Hazır direksiyona oturduk. Önce aynen. Direksiyona oturalım. Oradan sonra arabada giderken sohbet ederiz. Hatta kebana mı gideriz, baskıyla mı gideriz? Hiç fark etmez. Madene mi gideriz? Sohbet edeyim de gitmiş olalım. Mesela ben bir de sınav hocasıyım. Sınavlara da girdiğim için hep öğrencilerime derim yani adaylarımıza. Biner binmez lütfen koltuğunuz, kemeriniz, aynalarınız. Ama hani insanlarımız şey söylüyor. Ya ben kemer takmasam olur mu? Bir de gençler özellikle daha araç kullanmaya yatkın olduğu için... Böyle diyor ki ya hocam ben bakmasam olur mu? Ya ben bunu zaten yaparım. Zaten çok iyi bilen insanlar yanılıyor. Kesinlikle. Ya ben her şeyin iyisini bilen diyen insan yanılmıyor mu sizce? Dikkat ederseniz yüzmeyi iyi bilen, araç iyi kullanan insanlar ya kaza yapar ya boğulur değil mi? Bilmeyen insan biraz daha tedirgindir. Daha böyle ona göre yaklaşır dikkat zaten. Eder. Biraz şeyiz ya. Özellikle verdiğiniz eğitimlerde bayanlar olsun ben hani birçok yani şöyle tabii ki bizi konuştuğumuz sohbetimiz genel değildir. Eleştirilerimiz de genel değildir. Bazı bayanlar mesela hani biz de trafikte çıkıyoruz bazen. Arabalarda sinyal yok ya. Ben sizden şunu sadece madem bak dediniz ya sınavlara da ben giriyorum. Şöyle yapalım. Yani ben bunu sadece şahsi fikrim. Bunu siz de yazarsanız sınavlarda veya söyleyebilirseniz. Söylüyoruz da. Araçlara sinyalizasyon katmamışlar. Hiçbir arabada sinyal yok. Hiçbir arabada selektör diye bir şey yok. Onu size fabrikaları uyaralım koysunlar. Ondan ziyade her zaman ben derim ki sinyal aracın dilidir. Nasıl bizim dilimiz varsa biz kendimizi insanlara ifade edebiliyorsak araç da sinyalle kendini arka taraftaki ifade ediyor. Evet. İfade ediyor ne yapacağımızı ifade ediyor. Ama maalesef özellikle ben bunu açık ve net konuşuyorum. Ben de Elazığlıyım. Elazığ'da burası benim babamın yolu. Arkadaş ben sinyal vermeden gidiyorum diyoruz. Yanlış mı konuşuyorum? Kesinlikle. Çizgi zaten babası yapmış yolu. amcası da çizgileri çekmiş. Aynen. Bu kesin, o %100 var.
O yüzden yani sizden tek şeyim, en azından bu araç fabrikalarına mesaj atalım, mail atalım. Unutmasınlar, arabalara sinyal lütfen koysunlar. Far yok, bir şey yok. Yazık günah yani. 200 milyar verip araba alıyorlar, sinyal unutmuşlar. Çok ayıp bir şey bence. Yani ayıptan ziyade biz hiçbir zaman kurallara uymuyoruz. Neden uymuyoruz? Ya ben yaparım, ben bilirim. Bana ne, arkadaki ne yaparsa yapsın. Arkadakinin durumu beni ilgilendirmiyor. Biz hayata böyle bakıyoruz, biliyor musunuz? Evet. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Düşünmüyoruz ha karşıyı. Asla düşünmüyoruz. Niye? Ya ben kendime bakarım. Bir de kabul etmiyoruz. Arkadaşım hatalısın diyorum. Diyor ki ben hatalı değilim. Nasıl hatalı değilsin? İnsansın. Sen tabii ki hata yapacaksın. Değil mi? Hatasız kimse yoktur zaten. Kabul ama işte. Biraz da gerçekten şu özellikle ehliyet sınavlarına giren emniyet mensupları olsun. Aynen, olsun. Aynen. Yani bazı noktada tamam her şey karşıdaki monitörde var ama sınavları genel bazen de aslında uyarı çok bence daha ama iyi olur. Ama bakın eskiye nazaraten daha zorlaştı sınavlar. Evet. Daha çok üstünde duruluyor. Bu daha da çok üstüne gidilmesi gerekiyor. Çünkü biz trafik kazalarında verdiğimiz can kaybının savaşlarda bu kadar vermedik ya. Bence şöyle bir şey yapmaları lazım. Ehliyetleri trafikte versinler. Zaten kapalı odada sınav yapacağına bence 3 ay veya 5 ay takip etsinler. Ama şimdi zaten sınavları direksiyona çıksınlar. Trafikte yapıyoruz. Aktif trafikte hayır, eğitim veriliyor. Diyorum, en son yazılı şey oluyor. Hayır, yazılı mı? Yazılı diyorum. Yani yazılıyı çok şey yapmayın. Zaten yazılının o kadar da şeyi yok. Önemli olan direksiyon, araç. Kesinlikle en önemlisi direksiyondur. Yazılı o kadar da şey değil. Çünkü pratik olmadan yapamazsın ki hiçbir şeyi. Kesinlikle. Ama işte söylüyoruz. Gerek ben, gerek diğer arkadaşlarım eminim ki söylüyordur. Ama nereye kadar söylüyorsun? Çünkü insanlar bunu nedense evet tamam diyor. Sadece tamamda kalıyor. Hani hallederiz kadir oluyoruz ha. Hallederiz kadir var ya. Çok güzel bir meşhur bir laftır o. Ben çok şeyimdir böyle. Yok ben direkt de söylerim. Bak yalnız, arkadaşım hatalısın, hatanı kabul et. Ama biz toplum olarak hatamızı kabul etmiyoruz ki. Yok biz hatasız değil, hata yok ya, ki. Ya hoca biz suçlu. Hep böyle oluyor. Genelde hep öyle olmuyor mu? Kesinlikle. Ya da bana göstermedi. Bir de bizim toplumda herkes kendi meslektaşını eleştiriyor. Tabii ki eleştireceksin ama düzgün bir şekilde. Takdir etmen gerekir ya da takdir etmesini aynen, bileceksin. Ama bunu yapamayız. Çünkü biz teşekkür etmesini bilmiyoruz. Çünkü kıskanç bir milletiz. Kesinlikle. Yanlış mı ya? O yönü yanlış mesela. Örneğin bir eğer başarı varsa bunun altında, bu başarının altında bir düne emek vardır. Bir düne zaman vardır. Bir düne vaktini ayırmıştır ve başarmıştır. Ne yapmak lazım? Bunu takdir etmek lazım. Ya ben buna inanıyorum. Herkes, biz bunu yapamıyoruz maalesef. Ya ben buna inanıyorum. Herkes yüreğinin ekmeğini yiyor. Bazı şeyler artık ticariye dökmememiz lazım. Çünkü insan hayatı, ama insan hayatı çok ucuz olmuş. Gerçekten ucuz olmuş. Mesela ben yolda çok dikkat ediyorum. Amcalara, teyzelere, gençlere özellikle. Gençlerimiz artık çok, neden bu kadar böyle araç geliyor, çok genç yola atlıyor. Niye bu kadar fevri olmuşlar ben çözemedim. Yok bir de şey, şimdi bu işte yaya adımını yola attıktan sonra ceza hız var, kesip duracaksın. Şimdi bunu da benimsediler. Yeni yeni. Geçen hafta şeydeyiz, Hazar Dağlı Kavşağı'nda 4 şeritli bir kavşak. Yeşil yanmış. Kavşaklardan biri. Yeşil yanmış yani. 4 saniyede yeşil geçmiş. Adam adımını yola atmış. Yolda yürüyüp gidiyor yani. Hiç trafikmiş. Hiç. Babamın yolu gibi. Umurunda bile değil. Ya arkadaş, devlet bu imkanı verdi de bu kadar da cahilcesini vermedi. Sınırlı noktalarda, belli noktalarda verdi bunu. Adam Hazar Dağlı Kavşağı'nda 4 şeritli yolda. Yeşil yanmış, 5 saniyede ama geçmiş, yolu yarıyor adam gibi, hiç umurunda bile değil. Ya ben bunu hep söylüyorum da, ya biz ne yaparsak yapalım, biz kesinlikle ve kesinlikle elimizden geleni yapalım, her zaman uyaralım. Uyup uyumamak onların elinde. Tabii ki, çünkü kesinlikle. Kendi canları, ama bunu da unutuyorlar, karşı tarafın da canına malına zarar veriyorlar, değil mi? Kesinlikle. Ya en ufak bir dikkatsizlik kesinlikle hayat koparıyor. Bizim eleştirdiğimiz nokta bu zaten. O yüzden de biraz daha dikkatli olurlarsa, çünkü hayat çok önemlidir. O yüzden bir çocuk yola atlayabilir veya bir şey. Tabii ki dikkatli ama özellikle mahalle arasında maşallah bizim gençlerimiz çılgın olduğu için bir kuraktan geliyor ki. Şu sinyalleri arabaya koysunlar. Ben buradan bütün sinyalleri koymuşlar da Türkiye'de ama ne kadar araç çıkarıyorsa fabrikalarda ben hepsine sesleniyorum. Güzel bir şekilde bence sinyal koysunlar, unutmasınlar. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ben Morlu Hanım'ı doğradım. Güzel ince ince doğradım şerit şeklinde. Şimdi ona biraz bolca tuz ve limon suyu bırakıp dinlendireceğim. İkinci bölümde de size çok lezzetli bir turşu ikram edeceğiz sevgili izleyiciler. Tuzumuz da burada evet. Çünkü bolca bir tuz kullanmamız gerekecek.
Pırasalar yıkanıp doğrayayım mı ben? Evet, pırasaları da doğrayalım. Pırasalar çok küçük olmasına gerek yok. Yok mu? Orta tamam. Boy. Siz kuş başından biraz irice olursa tamam. En azından. Tamam. Şöyle her tarafa sevgili izleyici eşitçe bir tuz bolca ama. Bir bardak dolusu sevgili izleyici, su bardağı dolusu. Çünkü lahanamız bayağı büyük bir kara lahanaydı, iriceydi. O yüzden bir su bardağı tuz ilave ediyorum ben. Mutfağı sevmek lazım aslında, biliyor musunuz? Mutfak sevgidir zaten. Yani mutfağı sevmeden hiçbir şey başarılmaz. Her işte öyle de ama mutfağı, yani bir yemek yaptığın zaman sevmek lazım değil mi? Kesinlikle. Siz daha iyi bilirsiniz ama. Hemen limon suyumu da sevgili izleyiciler. Bolca dökeceğiz. Ben su bardağına döküyorum ki sevgili izleyiciler. Sizlere... En azından siz de ölçünüzü kaçırmayın. Yaklaşık 1 kiloluk büyük bir boy. Ben size bir soru sorayım ya. Tabii ki. Nereden böyle hani aklınıza geldi aşçı olmak veyahut da iyi yemekler yapmak? Benim en büyük şefim dedemdi. Çok güzel. Ya evde çünkü evde çünkü misafir geldiğinde annem bazen evde olmuyordu köydeyken. Aha. Arada mutfağa girerdim, ne varsa işte köydeki evde ne varsa onu ikram ederdik gelen misafirlerimize. Yavaş yavaş derken mutfak sevgisi oradan başladı. Bize de gittik. Kaç yıldır? Yaklaşık 14 yıldır yine sektörün içindeyiz. Şöyle yeterli sanırım bu. Değil mi bu? Boy yetiyor mu size? Yeter herhalde. Evet, yeterli. Hemen sevgili izleyicilerimize hemen 3 bardak limon suyu ve yine 1 su bardağı dolusu da sirke sevgili izleyiciler. Fark etmez, sirke, üzüm sirkesi, elma sirkesi olabilir. Ben hemen lahana turşumu kenara alayım. Burada dinlensin. Çünkü birazdan da sizlere onu güzelce yoğurup sevgili izleyiciler. Akşam hazırladığınız bir yemeğin yanında... Veya gün yaparken şimdi artık bayanlar 7-8 çeşit bir tabakta yemek buluşturup ikram ediyor gelen misafirlerine. Ama şimdi günleri genelde bayanlar dışarıda yaptığı için. Artık evet işte kafelere, aynen, kafeler, lokantalar, restoranlar yaptıkları için. Moda oldu onlar artık. Biraz da ama zenginleşti aslında. Eski her zaman eski güzeldir. Hiçbir zaman eskimeyen eskilerimiz. Niye böyle batıya bir özentimiz oldu sizce? Aslında ölçülü ve seviyeli doğru yapılırsa güzel şeydir. Çünkü insanların kendini geliştirmesi, evdeki gelen misafirlerini iyi ağırlaması, hani bunlar hep güzel şeylerdir aslında da. Ama tabii ki biz bazen ölçüyü kaçırabiliyoruz. Biz hemen ıspanağımızı önce bir haşlayalım biraz. Aslında şey olduk değil mi? Desinler olduk. Evet. Ya işte Ahmet de bunu yapmış, Ayşe de bunu yapıyor desinler değil mi? Kesinlikle. Ya işte ben de... O çoktur bizde. Değil mi? Desinler fazla. Ama yanlış mı? Bence çok yanlış. Tabii ki insanlar sadece kendi neyi mutlu olabiliyorsa onu yapması lazım. Yoksa... Ama mutluluk o değildir ki. Hayır, bence size bir söyleyeyim mi? Mesela ben mevsimleri insanlara çok benzetirim. Mevsimler gerçekleri insanların yüzüne söyler, biliyor musunuz? Evet. Size açılımını yapayım mı? Evet. Mesela... Buradan bütün izleyicilerimize paylaşmış olur. Kış özellikle. Mevsimi insanların yüzüne... Gerçeği söyleyen tek mevsimdir. Fakirle zengini ayıran tek mevsim kış mevsimidir. İlkbahar tabiat ana canlanıyor. İnsanlar oh be bir rahatladım borçtan harçtan bir kendime geleceğim diyor. Evet. Değil mi? Yaz herkesin mevsimi. Çünkü fark etmiyor zengin fakir. Curcuna bir mevsim. Evet. Sonbaharda aşk, sevgi, hazan ve telaş mevsimi. Sonbaharda değil mi bunlar oluyor? Aynen. Yanlış mı? Sonbaharda insanlar aşık oluyor, insanlar daha çok birbirini seviyor. Hazan mevsimi ve telaş mevsimi. Telaş neden? İşte kış geldi, salçam, bilmem okulum, bilmem masrafım, yanlış mı? Aynen. Mevsimler çok iyi benzettiğimi inanıyorum ben ya. Çok doğru bir tespit. Bakalım ya, Allah sonumuzu hayretsin. Doğru bir tespit olmuş. Çok da iyi olmuş. Ama kışın baktığınız zaman ben çok dikkat ediyorum. Caddedeki insanların suratına baktığım zaman hiç kimse mutlu değil.
Çünkü niye? Faturalar üstüne biniyor. Evde bayan sıkıştırıyor eşini. Bayanlar illa bunu getireceksin. Adam da diyemiyor ki param yok. Diyemez ki. Hayır, diyemez de. Para yok diyemez. Şimdiki bayanlara söyleyemez. Şöyle çiçekli böcekli bir mesajımız gelmiş. Sevgili Müge Ameli'den, Müge ablamdan. İlk önceki Allah kolaylık versin, hayırlı işler versin. İnşallah bir gün şu her toplantıda elinde kekle kesinlikle gelir. Aslında vaktim de yok, olsa benim de ona sözüm vardı. Ziyaret edelim ama hiç ziyaretine de gitmedim. Keyifli program olsun, keyifle izliyorum demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Göz nuru Müge demiş. Çok teşekkür ederim Müge ablam. Müge Hanım'ın yeri bambaşkadır bende, Hamed ailesinin. Bende emeği fazladır. Çok sevdiğim insandır. Mehmet Bey de öyle, Müge Hanım da öyle. Çok teşekkür ederiz. Buradan ikisine de selamlarımızı, saygılarımızı göndermiş olurum. Müge Hanım da zaten program yapıyor. Aynen aynen. Aynı ailedeyiz. Ve Kanal 23'te olmaktan da çok keyif ve mutluluk duyuyoruz. Ben sizden bir şey de alacağım. Hemen ben yine borcamı temizleyeyim. Tamam, ben de temizleyebilirdim aslında. Yok, sıkıntı yok. Şey değil zaten. Çok fazla şey kirliğimiz yok. Öyle çakalı bunu alacağız. Çünkü birazdan onu şey alacağız. Onu da ocağa alıp pırasaları da hafif bir şey haşlayacağız. Çok değişik bir yine lezzetli tarifleri tüm ev hanımlarımızla paylaşmış olalım. Hangi yemeği severek yapıyorsunuz siz? Doğru söyleyin ama. Her şeyi seviyorum demek diye bir şey yok. Bir insan yemeği daha insan çok severek yapar. Yok, ben makarnacıyım. Gerçekten. Evet. Ama hiç belli olmuyor. Çok mu yürüyüş yapıyorsunuz? Bir paket makarnayı tek başıma yer kalkarım. Maşallah. Ama ben de hiç sevmem. Normal makarna bir pakette bir kişi zaten doyar, o ayrı. Bizdeki nasıl yapıyorsunuz? Bende olunan yani benim şu an aynı zamanda piyasaya, kafelere verdiğim bir makarna çeşidi var. Orijinal İtalya'dan gelir. Bir paketinden normalde 6 kişi doyar. Yani 6 porsiyon çıkar. Ama ben onu tek başıma yiyip kalkabiliyorum. Peki nasıl eritiyorsunuz? Fit görünüyorsunuz çünkü. Yani günün çoğunu koşturmayla, bir çay ısmarlayın da biz içelim. Günün çoğunu koşturmayla geçiyoruz. İnanın sabah bazen gece 3'ten sonra uyanırım. Sabah kadar dön. Sabah da eve kalkar hemen sobayı yakarım. Arada unutuyorum. Bugün unuttum yine sobayı anneme yakmayı. Sobalı mı eviniz? Çok sobayı güzel. Yakar ondan sonra ben çıkarım. İşte okula gideriz, okul açarız. Okulda işte de şirkete gidiyordum. Şu an hep sadece kendimizi okula verdik, okula gidiyorum. Buradan da diğer ortama çok teşekkür ederim sevgili Bilal Taşdöğen'e. O da tek başına yoğun çalışıyor. Bu ara bütün yükü onun sırtına bıraktım. Ama bir hafta sonra inşallah biraz daha rahatlayacağız. Çünkü yavaş yavaş okulumuz sistemine oturduğu için. Ondan sonra buraya geliyorum. Sabah 9-10 gibi buraya geliyorduk. Daha önce erken geliyordum biraz. Şu an biraz daha geciktirdik. Artık yavaş yavaş 10'a doğru geleceğiz. Programımız hazır. Program bitiyor. Bir derken 1-10 geçe 20 geçe buradan çıkıyorum. Hayat koşturmacayla gidiyor. Aynen. Ondan sonra tekrar okul. Oradan işte bir yere git, malzemeydi, şuydu, buydu derken bayağı bir 10 geçiyor. Mesela bugün sabah erken de hemen uyandığımda Doğru Üniversitede bir toplantımız vardı. Çok da keyifli geçti üniversitedeki toplantımız. Eğitimle alakalı. Çok güzel şeyler yapacağız inşallah üniversiteyle beraber. İnşallah. Keyifli olacak inşallah. Ama hayat koşturmacayla gidiyoruz. Aynen. Altını çizeyim. Hani hayatı seviyorsunuz. İnsanlar sizi niye seviyor? O sizden kaynaklanıyor. O çok önemli bir şey. Hani bir insan sizi, mesela bir topluma girersin, ben hep böyleyim, 50 kişi mi var? O toplumda 40 kişi beni sever, 10 kişi beni sevmezse tamam iyiyim. Ama 40 kişi beni sevmez, 10 kişi beni severse sorun bende. Yanlış mı? Beni kimse sevmez ya. Yok, severler. Bilmiyorum, hiç kimse söylemiyor beni sevdiğini. Şimdi Müge ablam beni seviyor, sağ olsun. Müge Hanım herkesi seviyor, hayatı seviyor. Dolu dolu cıvıl cıvıl bir insan. Gerçekten çok böyle cıvıl cıvıl bir insan. Öyle olmak lazım ama. Mesela şeyi unutuyoruz ya, öleceğimizi unutuyoruz. Öyle bir şey var mı diye düşünüyoruz böyle, değil mi? Mesela halbuki ben bazen geçiyorum mezarların yanında, rahmetli babamın mezarına gittiğim zaman da bakıyorum, yanlış anlamayın, ağalarla marabalar yan yana yatıyor, değil mi? Hani evet. Orada yok, ayrım yok yani. Kesinlikle. İşte biz bunun farkında değiliz. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Biz gerçekten toplum olarak hani tabii ki belli ölçüler, belli saygılar olmak zorunda. Makamı gereği bir insanın ama sonuç itibariyle aşağı gittiğimizde kimsenin orada makamı ayrılmıyor. Orada sadece herkesten yana. Gerçekten hayır işlemiş, doğru bizim yapmamız gereken her şeyi doğru yapmışsa ki makamı farklı olur. Tabii ki hatalı şeyler de yapmışsa orada makam fazla olur ama bura gibi
olmaz. Burada sadece insanların makamına saygı duyulur. Şahsı zaten seversen... İşte bundan korkacaksın. Makam. Eğer ki bir insan senin makamına saygı duyuyorsa o insandan kork. Çünkü sana saygı duymuyordur. Anlatabildim mi? Çoğu insanı sevmiyor olabiliyorlar. Bazen veya kendisi iticidir veya insanları sevmiyor. Sadece makamından dolayı seviyorlar. Öyle insanların çok işte aslında maalesef. Sevmek değil. Dediğiniz korktuğu doğru. Korktuğu için susuyor. Evet. Kesinlikle sevmiyordur. Dediğiniz korktuğu doğru. için susuyor. Hani sevgi çok farklı bir... sevginin anlamı çok farklıdır. Mesela ben Ahmet'i sevmiyorum ama onu seviyor gibi görünüyorum. Ondan dolayı ya ekmeğimi kaybetmekten korkuyorumdur evet, ya da bana zarar vereceği için susuyorumdur. Ama o insan makamdan gittiği zaman inan ki onu yolda gördüğü zaman selam vermiyorsun. Yanlış mı ya? Bu tür şey evet oluyor bazen ama dediğiniz gerçekten doğru. Çünkü sevgi her zaman ayrıdır, saygı apayrı bir şeydir. Ya saygı duymak lazım. Zaten eğer bir kişiye saygı duyulursa en büyük sevgi... en büyük hoşgörü de o saygının içerisinde gizlidir. Aynen. İşte ama biz toplum olarak ıspanaklarımızı haşlamaya koyduk. Pırasalarımızı da hafif bir haşlayacağız sevgili izleyiciler. Program nasıl geçiyor hiç anlamadım. Çok keyifli, çok dolu dolu geçiyor. Güzel geçiyor. Vallahi, ben çok çalıştım. Biz bunu yapalım ya. Burada hemen işe başlayın her gün beraber. Hemen. Benim sıkıntı yok. Her gün beraber. Ya ben hayata böyle bakıyorum. Hani gittiğimiz ortamları biz kendimiz güzelleştirmek zorundayız. Hani herkes bizi sevmek zorunda değil. Ama saygı duymak zorundayız değil mi? Kesinlikle. Birbirimize yaptığımız işe yani ne olursa olsun. Emeğe saygı. Ben burayı siliyorsam dahi saygı duyulmak zorunda değil mi? Kesinlikle. Ama bizde öyle yok. Bizde makama göre. Biz dedim ya ön yargı ön eleştirici çoktur bizde. Aslında olmaması gereken bir şeydir o da. Ama maalesef ki bizde önerisi çok. Trafikte sorunlarımızı severim. Hallettik. Ispanak evet. Trafikte sorunlarımızı hiçbir zaman halledemeyiz. Neden halledemeyiz? Çünkü mesela size en basını söyleyeyim. Biraz önce Hazarlar'da kavşağı dediniz ya. Elazığ'da Karayolu'nun orada bir kavşak vardı kaldırdılar. Döner evet. Kavşağı. Hatırlıyor musunuz? Dikkat ederseniz insanlar kavşaklarda tek sıra halinde duruyor. Arkadaşım onun yanına boş, onun yanına boş, sağa boş, sağa boş, sağa boş, sol boş. Ne yapıyor? Bir tanesi geliyor ortada duruyor. Tamam mı? Ya da yanında. O öbür arkasına böyle gidiyor. Arkadaşım yanlar boş ya sen neyi diğer tarafa sola dönmesi gereken adam dönemeyecek. Aynen. Veya sağa dönmesi gereken adam gidemiyor. Bir de bizde bu var. Mesela ben sağa döneceğim. Tamam mı? Soldan sağa geçiyorum. Kes, arkadaşım sen ne yapıyorsun? Olması gereken kaza o. Kaza olunca da bayansın. Kaza yaptın. Yani erkeklerde bu var bayansın. Şimdi iki tarafta da var zaten. Dedim ya az önce sohbette. Gerçekten oluyor bazen. Ha, hepsine değil tabii ki. Birçok bayanla bakıyorsun sadece direksiyona kilitlenmiş. Aynen. Ya arada abla arabaya ayna koymuşlar. Sağ sol aynası var, dikiz aynası var. Hani sadece göz ucunu kımıldasa yeter. Ama telefona mesaj geldiğinde hemen bırakır telefona bakar küt diye vurur birini. Aynen. Şimdi ben mesela artık anlıyorum araçtaki insanlar telefonla konuşuyor. Bu gerek bayan. Konuşuyor mu? Ama yanlış bir şey bu işte. Dikkatini telefonla de dağıtıyor. Kesinlikle. Ne oluyor bu kaza bayan da yapınca erkek gelip diyor ki ya işte bayansın ya. İşte bayan bilmiyor. Ben size bir şey anlatayım. Bir anımı anlatayım yıllar önce. Siz anlatın. İlaç firmasındayken. İlaç firmasındaydım ben. Şu biliyor musunuz? İmam Hatip'in oradaki kavşağı. Doğukent kavşağı. Evet, büyük kavşak. Evet, evet, mesela evet, orada evet. Giderken sağa da döneceksen, düz de gideceksen dur diyor. Eski medikalin oradan çünkü gelince çok de. Çok büyük. Aynen. Elazığ'ın iki kavşağı tehlikelidir. Bir Doğukent çok tehlikelidir. Bir de Hazar Dağı. Orası küçük olmuş. Işık sistemi olsa çok rahat olacak. Aynen. Şimdi onu ben anlatayım size. Yıllar önce işte müdürüm buradaydı. Konuştuk ettik. Adam Bingöl'e gidecek. Ben de Elazığ'da alt taraftaki eczanelere gidiyorum. Kızılay tarafına. Ama eski medikalin oradan geliyorum. Dur var. Evet ben kontrol edip indim. Adam geldi. Çok güzel. Büyük bir kamyon. Benim arkasal tekerime vurdu. Çok güzel beni bir takla attırdı attırdı tamam mı? Ben indim. Direkt diyorum ki biriz beni arayın biriz. Sarayın çünkü telefonum uçmuş gitmiş elimden. İndim adama diyorum ki geçmiş olsun tamam mı? Adam döndü bana ne diyor? Sen bayan değil misin? Düzgün gelecektin. Direkt böyle dedim pardon. Dedim ben senin evdeki eşin değilim. Ben senin mahalledeki komşun da değilim. Bir hata kere dedim, senin hatalı da olsun dedim insanız diyeceksin ki bayan geçmiş olsun. Vat dedi ki öldün mü kaldın mı? Direkt nasıl böyle atarlanıyor giderleniyor. Dedim orada dur sen herhangi bir bayanla tartışmıyorsun. Dedim yani senin ehliyetini ben vereceğim sen bana fıra tafra yapacaksın. Öyle bir dünya yok dedim.
Hayır, polis geldi dedi ki dur memur bey ben kendi işimi kendim hallederim. Hallettikten sonra adam %100 suçlu çıktı ve gelmiş bana diyor ki abla özür dilerim ben dalmıştım eşimle kavga etmiştim. Bak insanların hep bunu söylüyorum psikolojileri kullandıkları araca yansıyor. Evet. Gerçekten aslında. Yansıyor. Düzeltmek lazım işte aslında. Fevriler bakıyorsun bazen. Ya da arabayı sağa çek. Dinle. Sohbetini bir rahatla. Bitir sohbetini sonra bitir git, devam et. Gerçekten benim arabam pert oldu. Ben içinden sağlam çıktım ve yiyecek ekmeğim varmış. Verilmiş kazanın. Aynen bir de yiyecek ekmeğim varmış daha. Programa gelmeniz lazımmış. Henüz daha tarafı görmemem gerekiyormuş. Ben ama insanlara böyle acıyorum. Neden biliyor musunuz? Bu bayan erkek diye bir şey yok. Ayrım yok ya kesinlikle. Azrail seçmiyor. Bu kazadır yani indiğin zaman bir kere bir geçmiş olsun söylediğin tabii zaman canım. Karşı taraf da rahatlıyor. Diyor ki benim bak, de oldu. Aynı şekilde. Hiç düşünme yok yani. Adam inemi arabaya bakıyor. Eğer ben şey olsaydım öyle hani bazı bayanlar titrer ya el ayağı böyle. Öyle olsaydım kesin adam beni döverdi. Vallahi döverdi. Öyle bir gelmiş ki bir de maşallah izmandot gibi kamyon şoförü. Diyor ki hayırdır? Diyor ki şey diyor sen bayansın. E dedim bayanım da dedim. E bayanım ama kurallar bayan erkeğe diye bir şey yok ki herkese. Azrail gelirken sormuyor. Bayan mısın erkek mi? Cinsiyet ayrımı yok. Sormuyor. Hatalı kimse öbür tarafa yolcu ediyor. Ya kesinlikle gerçekten doğru. Dedim ya seçim yapamıyoruz. Ve özellikle orada olduğu zaman bayanı erkeği çoluğu çocuğu hiç fark etmiyor. Aynen. İstanbul'da Ortaköy sahildeyiz. Yine bir kafe işletiyorum. Böyle kapı önünde oturup muhabbet ediyoruz. Bir bayan ani fren yapınca yani hiç durmaması gereken. Çünkü trafiğin Ortaköy'ün çok işlek bir şeyi. Aniden frene bastı. Basınca da arkadaki amca da fren tutmadı. Araba kaydı. Vurmak zorunda kaldı. Ama tabii öndeki suçlu ama arkadan vurdu. Adam arabadan daha kapıyı açmadan inmeden bir tane bayan arkadan ona vurdu. Oh zincirleme kaza. Ben de bunun Elazığ'da nerede yaşadım? Şey var ya İmam Hatip'in orada evet. Askeriye vardı. Orada kavşak var. Az da olsa hadi sağa sola dön düz git falan. Orası birazcık eğimli fark ediyorsanız. Çok evet, az da olsa eğimi var. Orada duruyoruz. Ben kendi gözlerimden gördüm, şok oldum biliyor musunuz? Öndeki geldi, arkadakine vurdu, geri geldi. Kaçırdı arabayı, tamam mı? Ve bunu yapan erkek, arkadaki de erkek indi dedi ki sen bana vurdun. Ama arkadaşım yani, hadi o kör, ben de mi körüm? Yani orada bir kavga çıkıyor. Ben indim dedim ki valla suçlusun arkadaşım. Sen geri geldin, ona vurdun. Bazen oraya maalesef bu trafiği... Hayır, kabul etmiyoruz demek. İşte. Biz hatamızı kabul etsek. Kesinlikle. Değil mi? Hani maddi hasar... Ya olabilir kadar insanlık şey ya diyor ama geç... Kışındı ya işte yine kıştayız ya gerçi 2-3 ay önceydi. Yolda ıslak hani normal aslında ben de yavaştım o da yavaştı. İkimizin de aslında hatalı ikimiz de haklıyız. Aynen. Fark edeyim bir şeydi. İndim ya dedim sizde bir şey var mı? Çok aşırı büyük bir şey değil. Ya arabanın kapısı gitti dedi. Dedim sen onu boş ver. Çünkü ben vurunca adama biraz direksiyonda oynadı kafası cama geldi. Dedim ki sizde bir şey var mı onu söyleyin bana siz. Arabayı boş verin dedim. Sizde bir şey varsa hastaneye götüreyim. Araba gitti diyor. Ya o şey malının derdine, canının derdine değil ki. En son bir arkadaşım ortağımı çağırdım geldi. Ya dedik dur sende bir şey varsa hastaneye bir götürelim. Zaten arabaların sigortaları var dedim. Rahat ol. Araba zaten senin kiralı. Şimdi neden? Adam sadece takmış onu. Yok araba. Bir de artık hani hasar kaydı işleniyor ya. Şimdi zaten normal araç bulamıyorsun. Çoğunun hepsi hasar kayıtlı. Niye? Çünkü bizim maddiyatımız arttı ya. Maneviyatımız azaldı. Evet. Evet maneviyat azaldı çünkü. İnsanlar ne yapıyor? Bir de bankalar sağ olsun kredi veriyor. Sağ olsun bankalar herkese veriyor. İnsanlar da gidip bunu araç alıyor. Dişinden tırnağından artıran insanlar var. Hani vurunca da diyor ki aman ben öleydim malım gitmeyeydi. Bizim bir arkadaşın başına gelmişti ya. Ve polis memuru bir de. Adam diyor babası indi dedi ki kardeşim sen arabamıza vurdun diyor. Dedim ki yani amca bırak arabayı tamam sizde bir şey var mı yok mu? Yani kaza sonuçta oldu yapacak bir şey yok. Kör noktada çıktı da vurduk dedi. İşte oğlum arabayı 2 gün önce almış da diyor indi bir de polisim diyor benim arabama vurdun. Bana vuraydın arabama vurmayaydın. Aynen. Şimdi aslında bu var. Hani biz şey yapıyoruz mesela diyoruz ki örnek polis çok iyi araç kullanır. Öyle bir dünya yok. Yok. Herkes pratik aynı. Kişidir. O zaman ona bakarsak diyoruz ki işte... Ahmet çok yara, öyle bir şey yok. Eskiden uzun yol şoförler örnek hepsi ilkokul mezunu değil mi? Tabii canım. Bu pratikle alakalı. Bu insanın refleksleriyle alakalı bir şey. Ya bir anlık dalgınlıktır kaza ki. Tabii tabii. Ya, kim ister ki kaza yapsın? İster misiniz? Ben de istemem. Kimse istemez. Ama tabii ki yapacağız. Çünkü aktif trafikteyiz. Artık insanlar çok çılgın olmuş, çok fevri olmuş. Birine diyemiyorsun, kardeş ne yapıyorsun diyemiyorsun. Eskiden araçta, toplu araçlarda çocuk gördüğümüzde severdik değil mi? Hoşumuza giderdi. Aynen. En azından bir yanağını okşardık. Şimdi yapamayız. Korkuyoruz çünkü.
İnsanların tepkisi çok farklı olmuş. Evet evet. Öyle olmamış mı? Maalesef öyle. Gerçekten de öyle. Yolda gidiyorsun, birine baktığın zaman dese ki sana niye bana bakıyorsun? Ne diyeceksin? Hani tamam, yaradan yaratmış, güzel bakıyoruz ama. Ben toplu taşımaya bindiğime sadece cama bakıyorum. Yani ama yani. Özellikle İstanbul'da ben mesela toplu taşıma çok kullanırım. Burada çok fazla kullanmıyorum. Çünkü Elazığ'a her yerine yürüyerek gidebiliyoruz. Elazığ o yönden çok yakın olduğu için. Yani İstanbul'da bir yere gittiğin zaman 2 saat 3 saat sürüyor. Evet, ben kesinlikle cama doğru dönerim. Camla öbür tarafı sadece dışarı izlerim. Yani. Çünkü öbür tarafta kimin ne olduğunu bilemezsin. Bin bir türlü insan biniyor çünkü herhalde. Ben ilaç firmasındayken çok gezdim. İl il gezdim. Çok değişik insanlarla tanıştım. Yeri geldi amcalarla muhabbet ettim, yeri geldi teyzelerden. Ama hep herkesin sıkıntısı, derdi farklı. Kesinlikle. Herkes bunu söylüyor. Niye biz bu hale geldik, niye biz bu hale geldik diyoruz. Sadece bunu söylüyoruz ama düzelmek için de bir şey yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çabamız yok çünkü yok. Hoşgörü yok, anlayış yok. Ya saygı duymuyoruz ya arkadaşım. Evet. Ben diyorum ki ya işte Ahmet o arabayı aldı, ben de alacağım. Eve gidiyorsun, örnek eğer ki eş çalışmıyorsa, adam tek başına çalışıyorsa, evdeki eş adamın açıkçası Elazığ dili gırtlağına biniyor. Alacaksın herif diyor. Almak zorundasın diyor. Adam da diyor ki ben ne yapayım yani. Ne oluyor? Adam dışarı çıkıyor, arabeks'e bağlamış şekilde yürüyor. Yanlış mı? Aynen öyle olmamış mı? Şimdi Müge insanların abla çatlıyordur yürürekten. Ama insanların suratına baktığımız zaman. Aynen doğru. Gerçekten öyle ya aslında. Ya ben insanları severim. Çok her kesimden insanlarla muhabbet ederim. Lazım. Her türlü insanlarla muhabbet ederim ve sevildiğimi de bilirim. Sevmeyenlerimi de bilirim. Ben onları da çok severim. Neden? Çünkü önemli olan onların beni sevmesi değil. Benim onları sevmem. Vallahi, yanlış mı düşünüyorum? Ben çok şanslıyım. Şöyle söyleyeyim. Müge abla gibi bir ablam. Bir de yine Sema abla gibi bir ablam da oldu. Ay, teşekkür ederim. Ben de kardeş kazandım. Haftada bir gün tabii, böyle. Yani, tabii. Bana uyar. Müge Hanım. Yaşlılığı biraz daha geciktirelim. Şeyi yapamıyoruz biz. Efendim neyi yapamıyoruz biliyor musunuz? Karşıdaki insanın güzelliğini ona söyleyemiyoruz. Çünkü bir kıskançlık var. Bir insan, ben mesela bunu bayanlarda da görüyorum. Arkadaşlar bu bayan güzelse onun güzel olduğunu söylemek zorundasın. Eğer ki bir insan çok güzel bir iş yapmış, onu takdir etmek zorundasın. Kesinlikle. Biz bunu yapmadığımız için ne oluyor? O kıskançlık seni kemiriyor. Ne oluyor aynen sonra? Öyle. Seni dışarıya farklı bir insan olarak lanse ettiriyor. Bak ben de yeri geldiği zaman sinirli bir insanımdır. Ama durup dururken insanlara niye karşıyım? Ben deli miyim arkadaşım? Yani durup dururken sıkıntı yapmak olmuyor. Değil mi? Sevgili izleyiciler, çok keyifli bir sohbetimiz gidiyor. Siz de evde eminim ki çok keyifle bizi izliyorsunuzdur. Yavaş yavaş mezelerimiz hazırlanıyor. Aynen. Çünkü vaktimizde reklama gitmek için az kaldığı için pudingleri yapmıyoruz ama birazdan reklama döndükten sonra da bol bol tatlı burası dolacak. Çünkü hem muzlu puding hem çilekli puding. Tamamıyla muz ve çilek getirdik. Onlarla yapacağız sizlere. Lezzetli ve pratik tarifleri sizlere vereceğiz. Dolabımızda bakıyoruz neyi varsa ona göre hareket aynen ediyoruz. Bugün sevgili izleyiciler, bugünkü menümüz gerçekten zengin olacak. Şimdi birazdan yayınımızın son 10 dakikasını sadece size tarifleri vermekle geçireceğiz. Zaten keyifli sohbetimiz devam ediyor. Direksiyona bindik ama şimdi birazdan ineceğiz. Eczaneye gireceğiz. Eczanedeki sıkıntıları ortaya getireceğiz. Eczanede neler yaşandı veya satışa giderken, ilaç meseleyken bunların sorunlarını dinleyelim. Çünkü her konuk aldığımızda biz aslında onların sorunlarını dinlemiyorduk ama bugün böyle bir ilke imza attık. İnşallah aldığımız her konukla bundan sonra onların yaşadığı sıkıntılar, meslekte hangi meslektense onun o sıkıntılarını ortaya dökeceğiz. Hep beraber ama inşallah çözüm bulacağız. Her mesleğin sıkıntısı vardır. Vardır kesin. Yani şimdi sizin sıkıntınız yok mu? Kafanız bir milyondur yeri geldiği zaman. Çok. Ama hani ben onu dışarı yansıtmak zorunda değilim ki. Kesin yansıtmasınız. İnsanlar da beni anlamak zorunda değil ki. Ben hayatı seviyorum, kendimi seviyorum. Ben kendimle barışık bir insanımdır. Ben tek başıma gidip, bana derler ki nasıl tek başına gidip yemeğini yiyebilirsin? Ben tek başıma yemek yemeye gidiyorum, kahve içmeye gidiyorum, çay içmeye gidiyorum. Bu, ben kendimle barışık bir insanım. Kesinlikle. İnsanlar benimle gelmek zorunda değil ki. Çünkü ben dünyaya tek geldim, tek gitmeyecek miyim? O tarafa kimi götüreceğim ben? Kimseyi. Aynen. O yüzden insan hayatı sevmeli, kendini sevmeli ve herkesi sevmek zorundayız. Neden? Çünkü sevmesek hayatı kendimize zehir ederiz. Ya birini işte az önce dediniz ya, ben kendim sinirli olabilirim ama niye başkasını yansıtayım? Aa, niye yansıtayım? Ben birebir yaşadım bunu. Yine İstanbul Ortaköy'de bir büyük yerin şefliğini yapıyordum. O zaman salon şefiydik. Tabii misafirlerimizi ağırlıyoruz, müşterilerimizi ağırlıyoruz. O arada bayan 18 yaşında bir kızıyla geldi. Oturdular. Dedi ki biz kahve içeceğiz. Tabii ki oturdu, kahvelerini içtiler. Ama kahveyle beraber birer tane tatlı istediler. Ardından birer tane su geldi. Ekstra. Ardından ne? Canımız dondurma yemek istiyor. Tamam. Birer tane dondurma yediler. O da yetmedi. Tabii bu süreç 2 saat 3 saat. İşte biz bir de waffle alalım ortaya. Tabii ki onu da verdim. Hesap istediler, hesabı götürdüm.
Biz dedi sadece kahve içtik dedi. Kahve içmeye geldik buraya dedi. Şu kadar hesap mı ödeyeceğiz dedi. Şok oldum yani. Yani artık bu da var aslında. Dedim ki hanımefendi şimdi siz kahve içmeye geldiniz doğru. Ama kahveyle beraber birer tane sütlü tatlı yediniz. Birer tane dondurma yediniz. Bir de waffle ortaya geldi ve birer tane su içtiniz yanında. Tabii ki halle hesabınız şu kadar. Yok biz sadece kahveyi vereceğiz. Yok dedim kahve bizim ikramımız olsun. O diğerler ne değil. Ama mantığın odur. Tartıştım mesela bayanla. Bir tartıştım kadınla. Dedim ki hesabı ödeyip çıkıp gideceksin. Bir daha da gelmeyeceksin buraya. Aynen. Müşteri haklı diyorlar. Ben de değildir. Haklıysa haklılığını bilecek. Haksızsa ben onu her şekilde mutlu eder gönderirim. Kadını kovdum. Kızıyla beraber hesap aldım kovdum. Döndüm diğer tarafta sipariş alacağım. Yine anne kız gülümseyerek dönünce. Kadın dedi ki ya siz az önceki değil misiniz? Evet ne oldu dedim. Yani orada da tartıştınız. Kadını dedi kovdunuz. Tabii ki de haklısınız dedi. Bunu izledik gördük dedi. Ama dedi dedim sizin ne suçunuz var? Size niye yansıtayım? Aynen. Gül oyna sohbet ettik. Ondan sonra keyifli de şey oldu. Tanışmamız oldu. İşletmelerde bu var. Evet. Maalesef oluyor. Müşteri evet haklı. Veyahut da hasta haklı veyahut da öğrenci haklı diye valla tepeme binecek diye bir dünya da haklısa yok. Haklısa haklını bilecek. Aynen. Gerekse özrünü dilersin çekersin. Güzel bir ama haksızsa da değil mi? Haksızlığını bilecek. Çünkü her yer herkes müşteridir o zaman. O zaman bu şekilde olur biliyor musunuz? Ne yaparsın? Gel benim tepeme bin. İstediğin gibi beni döv oluyor. Markete değil gidiyorsun mi? Müşterisin. Kahveye gidiyorsun müşterisin. Lokantaya gidersin müşterisin. Kafeye gidersin aynen. Müşterisin. Su almaya gidersin müşterisin bakkalda. Her şekilde müşterisin çünkü her şekilde. Hep senin aklın olur karşısındaki haksız olsun. Böyle bir dünya yok. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? O insan tekrar gelir der zaten ben bunu yokladım. Zaten evet. Bu affedersin kek. Bu anlama geliyor resmen. Ben gideyim bununla yine yiyeyim içeyim tartışayım parayı ödemeden gideyim. Bu anlama geliyor. O çünkü ben haklıyım. Gelmeyeceksin. Aynen. Ben bunu burada da çok görüyorum. Yanlış bir terim o zaman senin. Ben burada da çok görüyorum. Mesela maddi olarak imkanı çok iyi olmuyor. Kafelerden, lokantalardan çıkmıyor. Sonra da oradaki insanlara ay ben bunu zaten beğenmedim. O zaman arkadaşım gitmeyeceksin değil mi? İnsanlara çamur atmayacaksın. Değil mi? Çünkü sonuçta orada çalışanlar evine ekmek götürüyor. İşletmenin ürünü o veyahut da hizmeti o şekilde beğenmiyorsan gitmeyeceksin. Değil mi? Kesinlikle. Yok parayı verin. Ben buna çok denk geldim. Ben dışarıda da buna çok geldim. Burada da çok denk geldim. İnsanlar hemen şey yapıyor. Eleştiriyor. Ki sırf para vermesin. Adam desin ki ya hadi lanet olsun bendensin. O zaman ne diyoruz sevgili izleyiciler? Biz reklamlara gideceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çok keyifli sohbetimiz devam edecek. Pratik lezzetler yine bomba gibi size bir dünya lezzet ve aynı zamanda da keyifli sohbet lezzetini sizlere veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sakın bir yere ayrılmayın. Çayınızı alın. Kanala geçin. Bekleyin bizi. İzleyicileri pratik lezzetleri kaldırdığını devam ediyor. Aynen. Şimdi sizlere de pırasamızı da kaldırıyoruz sevgili izleyiciler. Az daha bir havucumuz var. Onu da ben haşlayacağım. Çok güzel iyidir. Bir çilekli muhallebili puding yapalım. Çilekli mi yapalım? Çilekli yapalım. Şimdi ben hemen o zaman ben de çileklerimi doğrayayım. Dörde böleyim. Çileklerimizi ben hatta bölmeyelim şöyle. Bölmeyelim mi? Çekelim mi? Bölelim. Çok güzel. Püre yaparız. Güzel bir muhallebi yapalım çilekle. Tamam. Lezzetli bir çilek ikram edelim bugün. Hemen şuna az bir şey su koyup ben havuçlarımı atayım. Ardından da sevgili izleyiciler sizlere çilekli pudingimizi hepsini yapalım. Hepsini temizlememe gerek var mı? 5, bence yok. 7-8 tane yeterli olur. Çok fazlaya gerek yok. Ben temizleyip size vereyim. 3-5. Bugün mutfakta iyi çalıştım ben şefim. Evet bugün gerçekten konuğumuzu hem çok yorduk. Çok ben bir bıçak alayım. Çünkü normalde gelen konuklar diyorum ki yok çalışmayacaksınız. Sen oturup çay kahve içeceksiniz. Onlar geldikten sonra da başlıyoruz yemek yapmaya. Havuçlarımı soydum sevgili izleyiciler. Bugünkü mutfağımızda havuçlarımızı değerlendiriyoruz. Ziyan etmeden sevgili izleyiciler. Bence de. Çünkü israf da etmememiz lazım. O yüzden bugün sizlere elimizde mutfağımızda olan malzemelerle neler yapacağız sevgili izleyiciler? Ben bunu da hazırladım size şefim. Tamamdır. Muza gerek yok herhalde. Hayır muz tamam. Yapmayalım. Tamam bence de siz bilirsiniz yine. Karar sizin. Ben uyarım her türlü.
Çünkü bol bol yine sohbet etmiş olalı. Şefim siz evli misiniz? Yok. Evli değilsiniz. Birinci operasyonu atlattık, şu an bekarız. O zaman sizi alacak insan işi çok zor. Neden diyeceksiniz? Şimdi yemek yapmayı biliyorsunuz. Eve gittin. Hanım hiç güzel yemek yapmamış. Beğenmedin. Yüzünü astın. Ne olacak şimdi? İşte sorunca ona sormak lazım. Elazığ'ın deyimiyle laf belli mi? Ne diyecek biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Diyecek ki zıkkım ya. Aynen. Yani mantığı... Yani eğer beğenmiyorsan doğru söylemiştir zıkkım yani. Zıkkım başka yapacağım şu. Hani mesela hani gelinler kaynana der ya, baban evinde mi görmüştü? He, bir porsiyon zıkkım, bir porsiyon kotik yeri çıkarız. Abi yapacak bir şey porsiyon, yok. Porsiyon. Şimdi benim eşimin arkadaşı aşçı. Bazen beni yemeğe alırlar, giderim. Anlıyorum yemeği kim yapmış, tamam mı? Bir gün de Ramazan'da yine beni almışlar. Böyle bir ağız dalaşlarına denk geldi. Ne yapsa beğenmiyor. Ne yapsa beğenmiyor adam. Bir türlü beğendiremiyor. Daha kız da yaramadı, dedi ki git zıkkım ya. Ne desin? Ay, yani haklı, ne yapsın kızcağız? Hiçbir şey beğenmiyor. Sizin işiniz zor ama. Zor yani, zor. Yenge hanım sizi nasıl memnun edecek, ben onu bilmiyorum. Ben şey yapmam ya. Vardır, çoğu meslektaşlarda vardır mesela. Bazen oturup muhabbet ederiz. Birçoğunda tabii ki beğenmemezlik, işte ben aşçıyım ya, ben bilirim. Yok arkadaş, sen aşçısın ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Çünkü her zaman ben şunu söylerim. En güzel lezzeti ev hanımlarından yiyebiliriz. Tamam, biz aşçıyız, mesleğimize gerçekten çok iyi yapıyoruz ama ne kadar güzel yemek yapsak da eve geldiğimizde akşam illa sorarız ya, bir kuru fasulye pilav var mı diye sorarız. Değil mi? Ben de çok. Şimdi çoğu şeye baktığımızda tabii şu son dönem usta hep dünya mutfağı diyorlar ya, onu geçsinler. Dünya mutfağı ustası Türkiye'de yoktur. Aynen. Yani dünya mutfağını bilen Türkiye'de ustalar sayılıdır. Ama şimdi ya 3'tür ya 4'tür. 5'i çok zor bulur. Çünkü ne? Şu an bizim Elazığ'daki kafelerde de olan mutfaklar İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı ağırlıktadır. Türk mutfağını da koymuyorlar artık. Moda geçti. Özentimi. Şimdi biz Türk'üz. Ben bunun özellikle hani bunu bir konuşalım. Yani niye yabancı mutfaklar özenti? Hani damak zevkimiz onlara daha mı yakın? Ya şu aslında damak lezzeti değildir. Biz görüntü mü? Tavuk sote yemiyor muyuz? Tavuk sote yiyoruz. Aynen. Şimdi içine ne koyuyoruz? Normal sıradan biber, domates. Meksika mutfağına da domates koymuyoruz. 3 çeşit biber koyuyoruz. İşte kırmızı, yeşil, sarı biber. Onun dışında krema yapıyoruz. Başka bir şey yok aslında. Ama maalesef biz başladık şeye. Tamamen artık özenti giriyoruz. Aynen işte ben, öyle. Dostlar da görsün, işte ben gittim Meksika mutfağından yedim. Bizim Türk mutfağımız. Meksika mutfağını tattım. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Bence de çok güzel. Türk mutfağımız. Ama şimdi bunu da söyleyeyim, yeni jenerasyonla eski jenerasyon çok farklı. Çok. Mesela kimse annelerimiz gibi yemek yapamıyor. İşte bunun o yüzden az önce dedin ya, siz dediniz ya. Çünkü hayır, mesela ben, her eş bir anne adayıdır zaten. Ay, ama anne adayı da şimdi gerçekten nedense, ama öyle değil mi? Annelerimiz daha güzel yapmıyor mu? Kesinlikle. Benim annem mutfağa girdiğinde, hani bir de eskiler ne yapıyor biliyor musunuz? Mutfağa girdiğinde çeşit çıkartmayı biliyor. Ya eve misafir gelecek, akşam bir sofraya otursun, 4-5 çeşit güzel lezzetli Elazığ yemeği vardır. Nereden geliyor şaşırıyorsun değil mi? Harput köftesi, sarması, içli köftesi, işte dolması, hepsini yaparlar. Bir bayram gelir mesela, çok değil 2 günde bütün her şey yapılmış olur. Şimdi bu diğer tarafa baktığında 40 senelik usta da olsa, 50'lik usta da olsa mutfağa girdiğinde el ayağı dolaşır, 2 çeşit yemek çıkaramaz. Aynen, mümkün değil. İstediği kadar söylesinler, ben o yönden de gidiyorum. Vardır. Çok iyi ustalarımız vardır. Eli hızlı olan ustalarımız vardır. Onlar tabii ki ayrıdır. Ama şimdi eline bıçağı alan usta oldu. Eline bıçağı alan işte mesleğin tam zirvesine koşuyor. Yapacak bir şey yok. Aslında her şeyi doğru yapmak lazım. Her zaman şeyi bitirdiler. Değil mi? Çıraklık sistemi bittiği için. Evet. O yüzden de iyi bir usta yetişmiyor. Yöresel yemeğimizi yapabilen, lezzetini veren bir usta yetişmiyor. Olmayınca da hiçbir şey eski tadını bulmuyor aslında. Ben evet bulmuyor. Eski kültürümüz, o yüzden unutuyoruz. Burada da gittiğimiz zaman hani bir lokanta veya herhangi bir yere gidiyoruz ya, restoran. Evet. Benim en çok tamam evet, oranın sahibi gerçekten ilgilenmesi gerekiyor gelen müşteriyle falan. Ama gelip de masada oturmasında çok da güzel karşılamıyorum. Yanlış mı? Çok samimidir. 10 dakika.
10 dakikayı geçtiği zaman da insan ister istemez sıkılıyorsun. Bir zaten. Daha, ben artık gitmiyorum öyle yerlere, biliyor musun? Siz misafirinizle gitmişsiniz. Ben oraya rahat etmeye gelmişim. Zaten evden o atmosferden kurtulmak için gelmişim. Vallahi sana gel ben. O olmuyor ki. Yok yok. Maalesef o var dediğim gibi. Bizde var değil mi bu? Dikkat ediyor musunuz? Çok çok. Sohbet edilir. Gelen misafiri karşılarsın. 5 dakika oturursun, ondan sonra bilemedin kalkarsın. Bilemedin 15 dakika. Gerisini ona bırakman lazım. Kesinlikle, çünkü zaten dinlenmeye gelmiştir veya bir yerde sıkılmıştır. Orada stres ve atmaya gelmiştir. Ve arkadaşıyla dertleşmeye gelmiştir. Ama sen masayı işgal ettiğin zaman o insan konuşamıyor ki. Evet. Bilmiyorum, ben karşılaştım mı? Siz karşılaştınız mı? Şefim. Çok çok haddinden fazla. Artık yol gözlersin ki kalksın gitsin. Ama maalesef düşünce yok. Bir de şey var bizde mesela. Yolda gidiyoruz ya. Örnek şu anda ben sizinle burada bu muhabbeti yaptım ya. Bu benim sizinle çok samimi olduğum anlamına gelmiyor. Ama bizim ne var? Ya ben bununla çok samimiyim ya. Bu benim arkadaşım, kankam. Bir çok saatlik çok... arkadaşlık 40 yıllık dost getiriyor. Bu böyle şey yanlış değil mi? Çok yanlış. Mesela siz bugün bana çay ikram ettiniz. Bu 20 yıllık, ama kahve ikram etseydiniz 40 yıl olacaktı. Yıllık. O zaman hemen ne yapıyoruz? Demek ki kahve yapıyoruz. Şeyde vardır şimdi, Türk kahvesi 40 yıl hatırı var. Aynen. Doğru mu? Aynen. Doğru. Aynen. Şimdi yeşil kahvenin 45 yıl hatırı var. 45 yıl, biz bunu 50 yapalım. Pembe kahvenin de 50 yıl hatırı var. O yüzden yapacağız birazdan. Ya pudingimizi işte, sevgili izleyiciler. Ben karıştırayım isterseniz. Olabilir. Güzel bir çilekli puding siz sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız. Ben de yavaş yavaş mezelerimi... Baharat takımınız ne güzelmiş. Evet. Sanırım gelen konuklara gidişte hediye diyor musunuz? Evet. Hediyemizi veriyoruz. Hayır. Bizde hedaya çoktur. Değil mi? İnsanın gönlü güzel olsun. Yüreği güzel olsun. Kesinlikle. Ama şefim, tencerelerin rengi falan çok güzel ha. Özellikle mi seçtiniz? Evet. Rengi seviyorsunuz. Renk olması. Çünkü her taraf mutfağımız bembeyaz. O yüzden de kırmızı ve sponsorumuz da sağ olsun. Bize rengarenk ürünleri hediye etti sağ olsun. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen çileklerimizi sevgili izleyiciler, güzel bir marmelat yapacağım şimdi. Ben artık bir haftalık yemek yapma limiti doldu. Değil mi? Vallahi bence eve gittiğinizde buna emin olun ki anneniz sizi salmayacaktır artık. İnanın ki ben çok yemek yiyen bir insan değilim. Çok çok yemek yiyen bir insan değilim. Benim hayatımda kahve olsun yetiyor bana. Ama tabii ki damak zevkim iyidir. Çilekli marmelatımızı da hazırlayalım. Güzel bir çilekli puding. Çok basit sevgili izleyiciler. 8 tane ayıklamıştım. Yine küçük bir tavamızı, tenceremizi alacağız ve çilek marmelatımızı pişirmeye başlayacağız sevgili izleyiciler. Yaklaşık 8-10 tane çilek sevgili izleyiciler. Çünkü 8 tane siz yapmışsınız, 3 de ben, 11 tane çilek. Yarım su bardağı da suyumuzu ilave ettik. Şimdi birazdan ben yine şekerimden ilave edeceğim sevgili izleyiciler. Evet, o katılaşıncaya kadar tamam. Onu karıştıracağız. Yine 3 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim sevgili izleyiciler. Nişastamız yine burada, ben nişastamı da tabii alayım. Ki, tabii ki. Bir kaşık da yine nişasta, bir yemek kaşığı dolusu da nişasta ilave ediyoruz. Bunu iyice çırptıktan sonra birazdan sizlere pişireceğiz sevgili izleyiciler. Havucumuz zaten yavaş yavaş kaynamaya başladı, evet, zaten. Kaynadıktan sonra güzel bir zeytinyağlı
havuç, pırasa ve güzel de bir yoğurtlu sevgili izleyiciler. Soğanlı bir ıspanak yapacağız size. Normalde ıspanak yumurtalı da pişirebiliyoruz. İşte istediğiniz gibi nohut, pirinçle de pişirebiliriz. Ama biz bugün size mezesini hazırlıyoruz sevgili izleyiciler. Zeytinyağı üzerine dökeceğiz ve borcamlarımıza dizip sizlere servis edeceğiz. Pırasamı değiştireceğim çünkü havuç da ilave edeceğimiz için. Sığmaz o kaba. Evet. Bu küçük borcamımızı da ne yapacağız? Yoğurtlu, soğanlı güzel bir ıspanağımızı alacağız. Peki siz yetiştirdiğiniz öğrencilerden beklentiniz ne? Yetiştirdiğimiz öğrencilerden beklentimiz. Boynuz kulağı geçsin mi diyorsunuz? Geçsin, hiç sıkıntı yok. Geçsin ve sadece tek şey mesleğe saygısını yitirmesin. Misafirlerini hep düzgün ağırlasın. Yani bunu istediğimiz önce. Şu an zaten bu önümüzdeki bir hafta içerisinde aşçılık başlatacağız. Aynen, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Özellikle ev hanımları çok isteyen var. Başlayacağız. Ocağımıza her şeyimizi kurduk. Sadece bir iki ekipman eksiğimiz var. Gelecek. Ondan sonra da başlayacağız. Orada yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz tabii ki bizi geçsin. Yani ve normal diğer aldıkları eğitimlerden çok çok farklı bir eğitim vereceğiz biz. Orada çünkü belli ölçülerde öğretilir. Ama bizde sınır olmayacak. 3 ayın sonunda yetiştirdiğimiz öğrenci normal bir kafede usta olarak çalışabilecek seviyeye getireceğiz. Hedefimiz o. Tabii ki biraz da kişinin mutfağı değil sevmesine mi? Bağlı. Aynen. Her işte olduğu gibi. Ben şuna lazım. Benzetirim. Eğer diyorum ki bir insanla birbirinizi seviyorsanız, evliliğe yolunuz gidiyorsa mutfak da öyledir zaten. Yaptığınız iş hepsi öyle. Severseniz en güzel aşkı, en güzel mutluluğu orada bulursunuz. Çünkü niye? Hep severek yapıp başarıya gitmeniz lazım. Ama severek yapmadığınızda içsen de o iş gitmez, başarıya değil ulaşmaz. Peki hani böyle mesela ben anlıyorum. Bana bir öğrenci geliyor. Bunun kaç saatte öğreneceğini, kaç saatte trafiğe çıkacağını çok iyi biliyorum. Evet. Anlıyorsun. Mesela bu algılamayla alakalı. Kimisi 10 saatte, kimisi 8 saatte algılayabiliyor. Sizde de öyle bir şey var mı? Mesela işte bu çok iyi yapar ya. Bu yapamaz diye. Tabii ki. Belli ediyoruz. Bıçağı tutuşundan kendini hissettiriyoruz. Bence bu iyi oldu. Yalnız bu arada sanırım programın formatını ben değiştirdim. Hep soruları ben sordum. Ay bugün. Çok güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Bence bu ilk ayladı. Buna bakın. Kalınlaştı evet, da. Yavaş yavaş kalınlaştıysa. Ama öyle olması gerekmiyor mu? Mesela anlıyorsunuz değil mi? Ya işte bu yapabilir. Belki bu bunun biraz daha emek vermesi lazım değil mi? Kendini hissettiriyor kişi zaten. Algılamayla işi, alakalı bir şey. Tabii kesinlikle. Kabiliyetine bağlıdır. Eğer zaten geliyorsa oraya sizi ders anlatırken veya sizi bir şey söylerken sizi dinlemiyor, sağa sola bakıyorsa bu insan hayatta o insana ders verseniz de almaz. Çünkü gideceği noktaya varmaz yani. Aynen. O yüzden hiç gerek yok. Ben ona vakit harcamaya gerek hani yok. Hani büyükler söylemiş ya, yap benim için, öğren senin için değil mi? Ne kadar kesinlikle, güzel bir laf. Kesinlikle. Ya büyüklerimiz her zaman doğru terimleri kullanmışlardır. Biz bazen yapmıyoruz ama gerçekten çok doğru terimlerdir onlar. O yüzden de büyükleri her zaman takip etmek lazım, onları takdir etmek lazım. Aynen. Havuçlarımız da haşlanıyor. Bakalım kaç bence yeni gençlik hani yeni jenerasyon için ben bunu söyleyebilirim. Her konuda kendilerine güvensinler. Böyle bir güvensizlik. Tabii ki. Böyle bir hayattan bıkmışlık değil mi? Güvenirse kendine zaten başarıya eder. Pudingimizi de hazırladık. Şimdi bardaklarımıza dolduracağız. Ve ardından... Doldurabilirim. Bence onu kaşıklansanız daha rahat girecek hepsi. Tamam. Bence kaşık daha rahat. Giren siz bilirsiniz. Ben işinize karışmayayım. Buyurun veriyorum. Siz doldurabilirsiniz. Hayır ben işinize karışmayayım. Yarım dolduracağız onları. Tamam. Ondan sonra üzerine çilek marmelatımız gelecek. Hemen marmelatımızı da hazırlıyoruz. Yemek yapmayı da öğrendim. Yani şefim bir kez daha gelsem hamarat bir bayan olur çıkarım. Evet. O zaman... Bence bu yeterli. Bu boyut yeterli mi? Evet. Yeterli bence.
Ay kendim söylüyorum, kendim onaylıyorum ha, farkında mısınız? Ne güzel işte. Aslında bunu biraz daha sıvık yapıp normalde sürmeye de döküyorlar ama biz biraz daha katı. Çünkü dolapta bunun bir süre beklemesi gerekir. Ama bizim öyle bir vaktimiz olmadığı için biraz daha katı yapıyoruz biz ki hemen yayın sonrası gelen misafirlerimize de ikram edelim. Değil mi? Cömert bir insan mısınız her konuda? Evet. Mesela bilgide, her şeyde ya cömert misiniz? Merak ettim de. Genelde var insanlar biraz cimri oluyor ya. Bol ki, her şey bol. Gerçekten mi? Kesinlikle. Öğrendiğim her şeyi öğretmeye çalışırım. Yani, çünkü ben ne kadar öğrendiysem o kadarını öğretirim. Hani kimi, herkes der ya, ya işte ben sırrını söyleyemeyeyim. Püf noktaları vardır. Aynen. Kesinlikle o bende kalsın dediğiniz oldu mu? Vermek lazım. Yok, ben hiçbir zaman öyle bir hani püf noktayı gizleyeyim. Kalsın. Öyle bir şey olamaz zaten. Çünkü kişi size güvenerekten yanınıza geliyorsa bir şeyleri öğrenmek için ona siz de... Yani bilgiyi paylaşmayı seviyor musunuz? Evet. O şekilde diyelim. Kesinlikle. Paylaştıkça bilgi güzeldir. Ama insan yetiştirmek çok güzel, biliyor musunuz? Kesinlikle. Mesela ben bazen trafikte adaylarımı görüyorum. Gerçekten böyle insan hoşuna gidiyor. Düzgün yetiştirip onlara doğru bilgi aktarmak çok güzel bir şey. Kesinlikle. Her zaman doğruyu. Ya zaten değil mi? Kişinin kendini geliştirmesi kendine bağlıdır. Peki siz buna inanıyor musunuz? Herkes yüreğinin ekmeğini yer mi? Nasıl yani? Herkes yüreğinin ekmeğini yer mi? Yani o biraz kişinin tamamen kendine bağlıdır. Eğer ki çok iyi bir geliştirmişse kendini tabii ki, yoksa kendisi hantal, bilinçsiz bir kişi ise sadece hazıra. Yani onu çünkü iyi bir analiz etmek lazım. Ben yüreğimin ekmeğini yediğine çok inandım, biliyor musun? Çok da yedim. Siz de öylesiniz ama şefim. Ya çok şükür bugüne kadar. Ya şu vardır, tamamen insanlara doğru hitap etmek lazım. Peki kıskanlığınızı düşündünüz mü? İnsanlarınızı çekemediğini ya da hiç öyle karşılaştığınız başınızdan bir olay geçti mi? Anlatın, biz de dinleyelim. Soruları ben sorayım. Evet, yok arka, yani şey sadece tabii ki bazen oluyor. Hani böyle bir insana ters düştüğünüz zaten oldu mu? Mesela hani canınızı sıkan bir olay. Arabeks'e bağladınız mı açıkçası? Yok çok şükür bağlamadık bugüne kadar. Ya illa ki bazı kişileri kırılıyorsun, hani inciniyorsun ama onu ölçüde bıraktığın zaman veya tamamen yolunu değiştiriyorsun. O da kendi zaten anlıyordur. 6 bardak koydum. Bunu üstlerine ekleyebilirim. Ekleyelim. Üzerine ekleyelim. Evet, marmelatımız da hazır sevgili izleyiciler. Burada hemen ben biraz soğumaya alacağım burada. Bu arada havuçlarımız haşlanıyor. Yine gelen bir mesajımız. Yine sevgili Pınar Hanım, buradan da kendisine kolay gelsin diliyorum. Selam Sema Hanım'a, selamlar. Size selam, de kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Pınar Hanım'a selam söylüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Hemen yine bir tavamızı alıp güzel de bir soğanımızı kavuralım. Ardından da sizlere mezelerimizi yavaş yavaş servis edelim sevgili izleyiciler. Bunu biraz torpille yaptım, daha kime gidersen. Sahibi geldi, evet. Sahibi hoş geldin. Vay vay vay. Çok güzel bir prenses mutfağımıza geldi. Bu ne kadar güzellik bir şey. Bu ne kadar tatlı bir şey böyle. Ben de çilekli puding yapıyorum. Çilek gibi bir kız geldi buraya. Gel buraya, sana çilek ısmarlayayım. Hadi gel yanıma. Gel bakalım prenses. Gel bakalım prenses. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen kimsin bak? Kendini tanıt, bir seni tanısınlar. Kevser Sıla Çakar. Kevser Sıla? Çakar. Çakar. Allah Allah, ben bu soy ismi tanıyorum bir yerden ama. Kim acaba bu Çakar? Sen kimin kızısın? Fatih Çakar. Fatih Çakar'ın kızısın sen. O yüzden bu kadar tatlı olmuşsun. Evet, sen babası. Kaç yaşındasın? 7'ye gireceğim. Sen benden bir yaş büyüksün, biliyor musun?
Sen bugün Pratik Lezzetler Mutfağı'nı ziyarete mi geldin? Hoş geldin. Tamam, o zaman... Marayı çok bozuldu. Bugün... Neden? Tavuklarını çalmış. Bak. Evet. Benim de tavukları çalmışlardı bir ara. Hı. Gittim tekrar yenisini aldım, ne yapayım? O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Gidelim yenisini alalım. Bir oradan vali amcasından rica etti. Bir de emniyetin bir amcasından. Kaç tane gitti? Dört tane. Dört tane Ay. Tavuğunu çalmışlar. Vay alçaklar Allah sizi. Allah da gibi. Yumurta yapıyordu. Nereden ama... çalmışlar peki? Bahçeden mi? Yok, yuvalarından. Ama o senin için değil, babanın beceriksizliği. Güzel yapsaydı bahçeyi değil mi kümesi? Sen validen değil babandan isteyeceksin. Çünkü baban kümesi yapamamış. Bir tane amca var. Çok güzel değişik bir tavuk getirmiş buraya. Mavi yumurtası varmış ama. Hiç gördün mü? Görmüştüm bir kere. Babam izletmişti. O zaman ben de sana bir tane o mavi yumurtadan civciv olsun getireceğim. Söz. Tamam. Tamam. Güzel mavi tavuğun olsun kümeste. Olur. Tamam. Melih abisi, Melih amcası hazırlıyordur. İnşallah. Evet, çıkar çıkmaz. Şimdi bir dakika dur, ben bu yemeğe yağ koyayım, hemen geliyorum senin yanına. Beraber sohbet edeceğiz daha. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Bir. Ben de anaokuluna gidiyorum. Arkadaş olalım mı? Olur. Sen de tatlı bir kızsın. Kardeşin var mı? Ablam var, büyük. Ablam var. Evet. Seviyor mu seni? Evet. Sen anneyi mi babayı mı seviyorsun? İkisini de. Babaya niye baktın? Tehdit mi ediyor seni? Orada baskı var. Hangi okula gidiyorsun? Maşallah, ne güzel gözlerin var. Bana verir misin? Nasıl vereyim? Gidelim doktora, ben onları alayım, sen benimkilerini al, olur mu? Olur. Tamam, anlaştık. O zaman çıkışta birlikte gidiyoruz. Tamam. Tamam mı? Vallahi çok tatlıymış. Çok tatlı maşallah. Artık biz buna el koyduk şefim. O çırağımız artık. Artık değil mi? Bak sana ne yaptık, gördün mü? Bu senin hayatın, bu torpillisin, tamam mı? Ben ona bilerek çok koydum. Senin geleceğini söylediler, ben de bilerek çok bıraktım ki torpilli. Ama kimseye söyleme, tamam mı? Ben buraya gelecektim. Hemen baktım siz buradasınız. Bir de bu abi burada. Aynen. Hemen koştum, baba dedi. Hızlı çilekli şey var dedi. Tamam hadi hazırlayın dedi. Zaten baban da seviyor bedavayı değil mi? Evet. Bak bu senin, tamam mı? Bunu kimseye vermiyorsun. O torpille. Şimdi bunlar bana, biraz daha kendine gelsin. Gelecek kızım diye ben bilerek ona çok koydum ki sen gelip alasın. Tamam mı hayatım? Sen okula gitmiyorsun. Ha bugün tatil mi oldu? Hızlı kar yağıyor ya. Çok mu yağıyor? Biz burada görmüyoruz ki hayatım. Yani çok yağıyor. Çok yağıyor. Tamam. Şu an çok hızlanmış. Çok mu hızlanmış? Burak'a nasıl geldin sen? Arabayla. Baban mı getirdi? İyi, aferin. Şimdi hemen geliyorum. Bardaklarımızı hazırlayalım. Bence şefim güzel kızı değerlendirin. Bu artık güzel okulu var. Okulunu okuyacak. Okul bittikten sonra... Değil mi? Böyle bir düşünsenize böyle bir... Cumartesi günü o babasıyla beraber gelecekler okula. Biz şeker hamurundan ne yapacağız? Söyle bakayım. Mickey Mouse yapacağız. Aa. Kardan adam yapacağız. Aa. Örümcek adam yapacağız. Çok güzel hepsi. Uğur böceği yapacağız. Nasıl becereceksiniz? İkimiz beraber yapacağız. Senin bundan sonraki doğum günlerini biz beraber yapacağız. Tamam. Pastamızı ikimiz yapacağız. Tamam. Tamam. O zaman cumartesi günü zaten yakınım sizin mahalleye. Babaya diyorsun ki beni amcanın oraya okula götür. Geliyorsunuz, beraber pasta yapacağız. Tamam. Tamam. Şimdi çileklerimizi de üstüne süsleyelim. Ondan sonra yemeğe başlayalım. Tamam. Tamam prenses. Sen burada dur. Bir yere kaybolma. Kim ne yapıyorsunuz şefim? Şimdi ıspanaklarımızı, soğanlarımızı biraz da kavurduktan sonra ıspanağımızı ilave edeceğiz. Güzel kavurduktan sonra tekrar tavamıza geri alacağız, borcamımıza. Üzerine güzel de sarımsaklı yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Oraya da havucumuzu koyacağız. En son karabiber, limon suyu ve güzel de bir zeytinyağı üzerine dökeceğiz ve hazır. Pudinglerimiz hazır. Pudinglerimizi çilek üzerine süsleyebiliriz. Tamam. Baban evde yemek yapıyor mu? Bir kere yapmıştı yazın. O da yakmıştı yemekte değil mi? Hepsi kötü olmuştu. Çok acıydı. Çileklerinizi ikiye böleyim mi? Tek tek evet, koyalım bence. Dörde de bölebiliriz. Aynen, daha güzel olur. Getirelim şu prensesimiz de bize çilekli pudinglerimizi süslesin o zaman. Evet sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Yan tarafımızda Fatih abimizin programı devam ettiği için. Bugün de okul tatil olduğu için prenses de
tatilden yanımıza bizi ziyarete gelmiş. Biz de diyoruz ki hoş geldin, şöyle bunları senin yanına vereyim, tamam mı? Abla da çilekleri yıkasın, getirsin. Süslemesini sen yapacaksın. Tamam. Evet, buradan hemen bakalım. Bir tahtamızı suya tutalım. Çünkü çilekleri... Ben kendi işimi kendim yapardım şeyde. Rahat olalım bu konuda. Şöyle bırakalım. Tamam. Bıçağı da yıkadım. Bunları dörde böleyim. Güzel süsleyelim. Tamam mı canım benim? Öbür bıçağı vereyim. Çünkü onunla soğan. Şimdi sarımsak onunla ayarlayacağım. O yüzden de... Ben bıçağımı alayım. Nerede? Yavaş yavaş sevgili izleyiciler, mor lahanamız da... Birlikte yapalım, tamam mı hayatım? Rengini almaya başladı. Ben hemen bir adet de... Yani bir diş de sarımsağı ilave etmek istiyorum. Sen annene yardım ediyor musun? Kavrulan soğanıma. Aferin. Biz okula ilk meleği olacağız. Sen zaten meleksin. Çok mu seviyorsun ilk yapmayı? Hadi Kevser'cim. Mehmet abi, ben selam gönderiyorum. Hangi okul? Öğretmen de söyle. Vali Lütfullah Bilgin, Saliha Bölek. Öğretmenine selam gönderiyorsun. Biz de buradan tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Hepsine de başarılar diliyoruz. Sizlere de Allah zihin açıklığı versin. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Sen de mi öğretmen olmak istiyorsun? Tamam. O zaman şöyle yapalım mı bir gün? Hı. Yine okul tatil olursa bir gün babayla beraber buraya programa gelebilir misin? Beraber yemek yapalım. Olur. Üçümüz beraber. Olur. Olur mu? Tamam o zaman. Hadi Kevser'cim. Alalım. Sen hangi, senin torpili olan hangisiydi? Bu. Aferin, düz bakalım. Sana torpil yaptım biliyor musun? Unutma bu iliğimi, tamam mı? Baban telefon aç dedi ki ben Kevser'i getiriyorum, ona torpilli bir şey yapın. Ya. Evde söyleniyor musun sen? İşte baba beni götür götür diye, öyle mi diyordun? Evet. Düzebilirsin hayatım. Yalan makinesini yerde kalamıyor. Baban çok soru soruyor değil mi millete yolda? Ne soruyor? Kevser ne diyor mesela? Annene karışıyor mu evde? Çok soru soruyor mu? Gerçekten mi? En çok ablam o soruyor. Ablam da bilemiyor. Bilemiyor. Neden? Çocuktan al haberi Fatih abi. Ay şerim vallahi ben çok fenayım. İki dakikada ortalığa kattım. Yarım saat sonra da sorarım boşanırım. Sen kendini daha güzel süsleyebilirsin, tamam mı? Diyorsan sana biraz daha küçük kesebilirim. Keseyim mi küçük? İstiyor musun? Tamam. Küçük mü? Hemen ıspanaklarınıza hafif de bir tuz atalım sevgili izleyiciler. Yine bir çay kaşığı ucuyla şöyle karabiber atacağım. Çünkü güzel bir tat ve aroma versin ki hayatım. Üzerine şimdi yoğurdumuzu da hemen çırpıp üzerine dökeceğiz. Sizlere de çok güzel bir mezemiz hazır sevgili izleyiciler. Ispanaklı ve sarımsaklı. Aferin Kevser sana. Eve gittin mi? Daha artık annene yardım et, tamam mı hayatım? Çok güzel oldu seninki. Sen torpilli bir kızsın biliyor musun? Ya ben o yüzden bugün geldim. Bugün okul tatil olacağını biliyordum. Dedim sen de geleceksin, sana torpilli bir şey yapayım. Vay ben de fenayım. Şey bak çok güzel oldu. Biraz şu olsun sonra yiyeceksin onu, tamam mı hayatım? Hangi dersini çok seviyorsun mesela? Türkçe. Hmm, arkadaşlarını seviyor musun? Hı hı. Gerçekten mi? En çok bir tane... Sarışın bir kız var, onu seviyorum. Neden sarışın kızı? Çünkü kardeşi de sarışın. Sarıları mı seviyorsun? Sarıları mı seviyorsun? Evet. O zaman babana söyle, saçlarını sarı yapsın. Olmaz mı? Olur. Hemen havuçlarımıza bakalım. Evet, yaklaşık bir 5-6 dakika daha havuçlarımız haşlansın ve ardından... mezemiz de hazır olacak sevgili bence izleyiciler. Bence bugün güzel şeyler yapabildik diye düşünüyorum. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Çok keyifli bir program gerçekten ve doğal. Biz bugün pratik lezzetler olarak yola çıktığımızda ilk dedik ki direksiyona oturduğumuzda misafirlerimize veya konuklarımıza, ev hanımlarımıza hep kolay ve pratik, aynı zamanda da kolay ve pratik olmanın dışında mutfak bütçelerini çok fazla sarsmadan keyifli, lezzetli tarifleri misafirlerine ikram etsinler diye onun hazırlığını yaptık hep.
İnşallah da hep beraber daha keyifli, daha lezzetli tarifleri tüm izleyicilerimizle paylaşacağız. Ve bugün çok güzel bir prenses konuğumuz var yanımızda. Aynen. Ben geldim diye mi sen geldin? Değil mi? Bildim ben geleceğim. İşte bu da benim torpilim. Evet, ablasını takip. Yani benim için gelmedin, pudik için geldin. Ya bak gördün mü şefin? Aşkım sen prensessin. Hemen tatlı yoğurdumuzu kız. Sevgili izleyiciler. Bu arada da yavaş yavaş aynı zamanda tezgahımızda şöyle temizle köşeye koyalım ki ardından makineye atalım sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş da menülerimizi hazırlamış bulunuyoruz. Evet. Şefim bende umut var mı? Mutfak konusunda. Evet evet ışık görünüyor. Işık görünüyor değil mi? Işık görünüyor. Kesinlikle çok lezzetli yemek yapacaksınız. Ve siz de daha bekarsınız değil mi ablam? Aynen. O zaman enişte yaşadı. Fıstığım. Evet sevgili izleyiciler hemen yoğurdumu da hafif çırpacağım. Ve yine yoğurdumuza biraz tuz ilave edeceğim. İşte bizi evde izleyip sonra programımıza konuk olarak gelen prenses. Siz de eğer ki evde izlemiş sonra babasına demiş ki beni götür pratik lezzetler mutfağına. Güzel görünüyor şefim. Bol yoğurtlu evet güzelce bir sevgili izleyiciler lezzetli bir sizlere ıspanaklı tarifimizi veriyoruz. Siz de evde eğer yaparsanız çünkü hep ıspanakla çok güzel lezzetli yemekler yapılır aslında da bugün biraz değişik yapalım dedik. Ispanaklı ne yapabiliriz? Dedik ki ev hanımları gün çok yoğun bu aralar. Günlerde de artık ne yapacaklarını bulamıyorlar. Biz de onlara şöyle lezzetli bir yoğurtlu, sarımsaklı, soğanlı ıspanak hazırladık. Çok da güzel olacak sevgili izleyiciler. Tüm misafirlerle lezzetli bir şekilde onlar devam edebilecekler. Evdeki misafirlerini tatlı bir şekilde, mutlu bir şekilde evden gönderebileceksiniz. Evet. Havuçlarımızı haşladıktan sonra... Elimizde tamam. Misafirimiz de geldi zaten. Evet, misafirimiz geldi. Prensesimiz yanımızda. Şefim sen güzel ütü de yaparsın. Değil mi? Üstüme ütü yapan bir bayan tanımam. Çünkü belli ediyorsunuz da kendinizi. Üstüme vallahi şakasız ütü yapan bir bayan tanımam. Hamaratımdır. Yani kızımsınız ya söylemiyorum diyeceğim. Aynen çok hamarat bir ev kızıyız ya. Değil mi? Ama şimdi zaten erkekler kendi var eskisi gibi değil artık bayağı bir kendini beyler de geliştiriyor mutfak konusunda. Özellikle tabii ki kendini geliştirmeye başladılar. O da aslında keyifli oluyor. Adliyeler biraz daha sakinlemeye başladı eskiye göre. Çünkü eskiden adliyeler çok kalabalıktı. Nedeni peki? Nedeni ilgisizlik ve şu vardı bizim özellikle erkeklerin birçoğunda. Ben akşam eve gelirim, yemeğim, her şeyim hazır olur. Kendi aralarında sohbet ederken de, kahvede oynuyor, okey oynarken de evde yemek hazırdır. Giderim. Eve gelince hazır olmayınca ne yapacak? Kavga, dövüş başlar. Biz de dedik ki pratik lezzetleri mutfağında artık çok böyle bir şey oldu, yapmayalım. Bak ne güzel oldu. Gördün mü Kevser'cim? Elinize sağlık şefim. Hepsi güzel. Teşekkür ederim. Tabii ki sizin de elinize sağlık. Çünkü hep beraber yaptık burada. Afiyet olsun. En önemlisi prensesimiz hazırladı bizim. Aynen. Çileklerimizi. Değil mi? Eli değdi buna. Süsledi. Evet. Ama bir gün yine okul tatilken ne yapacağız? Gelsin. Beraber güzel bir program yapacağız biz onunla ve babasıyla. Ama buradan
Eğer bizim prensesin tavuklarını çalan bizi izliyorsa o tavukları getirsin yerine koyup peki görünmeden nasıl gitsin. Gördün mü nasıl çalmışlar mesela? Dedem gitti sanmaya kapağı açık lambayı da açmışlar yok. Tavuklar. Yumurtlayan tavuklar hepsini götürmüş değil mi? Evet. Bir de sabahları mis gibi yumurtayı yiyordun evet. değil mi sen? Kahvaltıda haşlıyordun onu. Bir tane tavuk var o da yapmıyor küsmüş artık arkadaşları yok diye. Arkadaşları yoktu o da küstü gitti. Beraber yapıyorlardı çünkü o bir kasada o bir kasada. Evet ama şimdi arkadaşı gidince o da üzülmüştür. Evet. Kim götürdü acaba nereye gitti yaşıyor mu ölü mü değil mi? Kış dışarıda kaldı üşüyecek evet. mi? Evet doğru söylüyor arkadaşı da. Tabii ki kesinlikle üzülüyordum evet. benim arkadaşlarım nereye gitti diye. Buradan da Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan sesleniyoruz. Ne söyleyelim buradan hırsıza? Tavuklarımızı geri getirsin. Geri getirip bıraksın gitsin biz bir şey evet. demeyeceğiz ona. Görünmesin. Görünmeden aldığı gibi görünmeden bıraksın gitsin. Evet. Çünkü diğer tavuğumuz küsmüş yumurta yapmıyor. O da evet. üzülüyor değil mi? İsimleri neydi tavukların? Bir tanesi Kevser, onu çok seviyordum diye. Bir tanesi neydi? Güzel. Evet. Bir tanesi de... Adını söyledim. Bir tanesi de Ayşe. Ayşe tek kaldı şimdi evde. O da küsmüş, üzülüyor. Diğerinin adı da... Unuttum ikisinin adı diğerini. Evet. İsimlerini kim koydu aşkım? Ben. Sen mi koydun? Aferin. Bir taneyi de babam koydu. O da kayboldu. Daha gelmedi. Babanın koyduğu isimin adı neydi? Tavuğun ismi? Onun ismi... İfagat'tı. İfagat niye? İfagat kim? Anneannen ismi ne? Anneannemin ismi Hava. Deriyorsam kayınvalidesin ismi benim mi koydu? Babaannemin ismi Gülseren, anneannemin ismi de Hava. Hava. O zaman biz burada Melih abiye şimdi söyledik. Ben de şimdi yanına gideceğim biraz sonra. O mavi yumurtalarda mavi civcivler olacak ama sana bundan sonra bir tane getireceğiz onu da. Söz verdim sana. Çıkar çıkmaz getireceğim. Onu büyütürsün evde. Ondan sonra mavi yumurta isteyenlere vermezsin sen. Ama sen şefim... Küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisini aşılamak lazım. Evet. Gerçekten. Çok önemli. Çünkü niye? Ben hayvanları sevmeyen insanların insan sevdiğine inanamam. Aynen. Yeri müstakil müsait olunca aynen. Fatih abi de komşuyu da bak nasıl istedim. Etkilenmiş. Çok keyifli. Kesinlikle. Ve şimdi daha kaç yaşında çocuk etkilenmişse evet. bu insanlara asla zarar veremez işte bu çocuk. Kimseye zarar vermez çocuklara asla. Değil mi? Çocuk hayır. Bu büyüdüğünde de zarar veremez. Kesinlikle. Küçük yaşta çocuğa işlemek lazım. Aynen. Sevgiyi. Ve şimdi ben düşünün bak evde tavuk ve yumurta yapıyor sabahları gidip aynen. organik yumurta ya ama işte maalesef burada şu var şunu biz tekrar ki muhtemelen zaten yetkililer her tarafta kamera vardır yani bulup bu tavukları bir an önce getirsinler sadece tavuk meselesi değil aslında bu tabii sadece, tabii evde taziye havası şu anda bizim ya yemin vardır kesinlikle çünkü canlı sonuçta bugün bu da bir canlı ama o çok önemli hani hayvanı sevmek lazım onu benimsemek lazım bak daha kaç yaşında bu ne yapacak büyüdüğü zaman asla topluma kendine zarar vermeyecek kimse vermez o yüzden o topluma yanlış mesaj veren şahıslara diyoruz ki aldığın gibi görünmeden getir bırak git tavuklarımızı evet. yerine. Sen bana haber ver tamam mı getirdikleri zaman? Ben de geleyim yumurtalarını alayım. Kızıyorsan baban sattı mı onları? Babam da evdeydi zaten o saatte. Ha ne bileyim belli olmaz satar satar. Baban uyumuş. Siz de uyumuşsunuz o da gelip götürmüş. Evet. Tamam inşallah o da bizi duyuyordur. Ki zaten komiser amcalar söylemiş bulup getireceğiz diye. Herkes diyor ki köpek gelmiş. Köpek yese de biz kıyamet kopardı. Horoz da var ya. Ay ne güzel konuşuyor bak. Kızıl kıyamet kopardı. Şimdi az öncekini bir daha söyle. Köpek olsaydı herkes diyor köpek var. Köpek olsaydı kızıl kıyamet kopardı yani. Değil mi yani? Orada, kızıl orada yemiş kopardı. Olacaktı. Tüyleri dökülecekti. Kan olacaktı biraz. Evet ama onlar yok. Bir kedi miyavlasa bile biz duyuyoruz. Değil mi? Buradan aslında çok şey söylemek geliyor içimden ama baban da gözlerime bakıyor, anlıyor ama ekranda olduğumuz için söyleyemiyoruz. Sadece... Değil mi? Yani... Getirsin onları bıraksın, pratik lezzetler. Evet, kesinlikle bu bir... Sabah uyandırdım diyor ki baba gece uyandı, atlıyı gördüm, yani tavuğu görmüş. Kesinlikle bu... bunu yapan, bu caniliği yapan, kim yapmışsa diyoruz ki bir an önce getirsin, koysun yere gitsin. Buradan emniyetteki amcalarımıza da söylüyoruz. İlgilenin bu prensesimizi kim üzmüşse getirsin tavukları bıraksın yerine. Biz ona ama... dört tane
etli tavuk alıp verelim götürsün evde. Çatlayana kadar, patlayana kadar yesin. Aynen. Değil mi? Toplum olarak ne kadar düşmüşüz değil mi? Evet. 4 adet tavuk. İnsanların tavuğuna kadar... Ve şunu hayvanları kadar... çalanlara şunu düşünemem. Değil mi ki ya şu hayvan dili yok sana desin ki beni götürme. Ya bunu götürüp ne yapacaksın? Götürüp satacaksın veya keseceksin. 4 adet tavuk, az önce Fatih Bey'in dediği gibi 4 adet tavuk. 20 liradan yapsa 80 lira. Aynen. Demek ki bütün yaşantısı, bütün kalitesi, bütün bedeninin fiyatı 80 lira bu adamın. Aynen. Çok yanlış bir şey. Ya bunları gerçekten şunu söylüyoruz. Eğer ki zaten izliyorlar ki, takipte ediyorlar. Zaten şey, emniyet mensupları da ki bu tür şeyleri bırakmazlar. Ya bu adamları bence hiç mahkemeye çıkarmadan, adliyeye çıkarmadan direkt sorgusuz ceza verir. Aynen öyle. Çünkü ya hep şu var, sadece tavuk değil. İnsanların evlerine gidip girip gasp etmeleri. Yani diyor ki en basit şu var. Polis de artık devlet de bir noktada tıkıyor. Diyor ki yapamaz. Yatak odasında yakalarsan diyor dövebilirsin diyor. Ama salonda yakalanda dövünde suçlu sen oluyorsun. Ya böyle bir adalet sistemi olmaması lazım. Çünkü bu insan eve kadar girmişse bir şeyleri göze almıştı. Ya içmiştir ya zararlı bir madde almıştır. İçerideki birine zarar verecektir. O beni vursun gitsin. Suçlu olmasın ama ben vurunca onu suçlu. Tabii ben suçlu oluyorum. Ya. Çok yanlış bir şey. Ya bu, benim şahsi düşüncem bu adamlara ceza da vermesinler. Çünkü cezaevinde devletimizin parasını kullanıyor bu adamlar. Cezaevinde bizim ödediğimiz vergilerle bunlar geçim yapıyor. Aynen. Yemek yiyorlar. Adam rahat ediyor ki bana bakma nasılsa içeride. Tabii tabii. Çünkü bunlar olmasın bence ya. Farklı bir sistem uygulasınlar ona. Gel aşkım ki o abi onu döksün oraya. Sıcak bu. Horoz her gün bağırıyor. O ama o kaçırdıkları gün ilk önce aradığı gözü dışarıda fırladı, bağırdı, çağırdı. Gelin onlar. Çünkü onlar yemek yiyordu, o başında gözü dışarıda biri mi geldi? Öyle mi yaptı, şunu mu yaptı? Gözü dışarıda... Oy ben bunu yerim, nasıl etkilenmiş ya? Ciddi ciddi bir şekilde yani burada şu an çok doğru kelimeler söylüyor ya, aslında. Diyor ki ya. Evde düşünün 4 tavuk vardır, 1 tane horoz var diyor ki horozlar diyor. Sevgili izleyiciler işte izlediğiniz en masum, en aslında pırıl pırıl geleceğimizi bu tür canilerin ellerine bırakmayalım. Sadece bunlara diyorum ya hiç mahkemeye çıkarmadan... Bir ömür boyu ceza, bir tavuğun cezası bir ömür boyu olsun. Bir ekmek çalan nasıl 30-40 yıl yatıyorsa, bir bankayı soyan da ömür boyu güneş yüzü görmesin. Bence hücreye tıkasınlar. Hücrede bir ömür boyu haftada bir gün yemek versinler. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir adam düşün. Ne kadar güzel bir duygu, ne kadar güzel bir şey. Onlar için fark etmiyor. Hani birilerini üzmek, birilerinden bir şey almak onları üzmüyor artık. İnşallah prenses Allah İnşallah senin buluruz. Güzel niyetinden ve getirecektir. O bulacaktır onu komiser amcalar. Bulmasalar bile biz gideceğiz sana tavukları getireceğiz. Ama tabii ki şimdi bakın az önce dediğini az önce söylediğini bir daha söyle. Ne seni yaptın? Dinlesinler. Hadi söyle bakalım. Şöyle mikrofona söyle seni dinlesinler. Horoz ne yapmıştı? Horoz o gün gidince ilk önce şey yapmıştı, bağırmıştı, gözü dışarıdaydı demişti. Bunlar nerede? Gözü dışarıdaydı. Onlar yemek yiyordu, o hala dışarı bakıyordu. Bu şeyle mi yaptı, bu böyle mi yaptı? Kontrol ediyordu. Tabii ki. Çünkü sonuçta onların başında bir bekçiydi, doğru mu? Evet. Nasıl, siz evde kaç kişisiniz mesela? 5 kişi misiniz? Babam, ben, annem, ablam, 4. Ablan. Baban eve geldiği zaman nasıl herkes sevinerek kapıda karşılıyor, doğru mu? O tavuklar da horoz geldiği zaman o da onların babası. Değil mi? Çocukları kaybolduğunda tabii ki üzülecektir. Söylemeye gerek yok başka şey. O zaman çünkü, ne yapacağım? Baban sana yenilendi. Gerekli olan her şeyi... Alacak mı yenilendi? Apayrı bir şey abi. Gerçekten çok süper bir duygu. Dedim ya az önce söyledi zaten. Söylemek gereken her şeyi söyledi. Biz buradan da yine biz de emniyet mesulü... Zeytinyağımızı da sevgili izleyiciler ilave ediyoruz bolca. Hazır. Şimdi biraz da tuz ve karabiberimizi buraya ilave edeceğiz. Bugün tamamen gün yapan ev hanımlarımızı düşünerekten ve
cebinizi düşüne ekleyin sevgili izleyiciler. Çok da güzel olur. Çok lezzetli, pratik, güzel tarifleri sizlerle. Kilo da yaptırmazmış efendim. Kilo yok, kilo tabii, yok, tabii. Kilo yok. Şimdi bizim diğer mezemiz de hazır zaten. Hemen onu da servis edelim. Yavaş yavaş da vaktimiz bitmiş aslında. Sevgili izleyiciler, keyifle nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. O zaman hemen bence ne yapıyoruz? Keyifliydi. Ben hemen servislerimi koyayım. Ardından sevgili izleyicilerimize veda edelim. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Yarınki yine konuğumuzla beraber size lezzetli yemekleri yapmaya devam edeceğiz. İşte çilekli pudinglerimiz. Bugün ev hanımlarımız eğer ki günlerini yapacaklarsa keyifle. Prenses gel yanıma. Ya hemen veda edelim. Burada ne söylemek istiyorsun son kez? Hiçbir şey. Sadece tavuklarımı geri getirsinler diye. Evet. Buradan anneye, babaya, dedeye herkese selam gönder. Evet. Herkese selam gönderiyorum. Tamam. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Beni ziyarete geldiğin için, mutfağıma geldiğin için. Ama bir günde babayı da alıp beraber güzel bir program yapacağız. Tamam. Tamam. Sevgili Kanal 23 ve Pratik Lezzetler izleyici. Bugün de vaktimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben teşekkür ederim. Sema hocama çok teşekkür ediyorum. Kırmadı ve yoğun iş temposu içinde bize mutfağımızı ziyarete geldiği için. Yarın buluşmak dileğiyle sadece Türkiye'nin en kaliteli kanalı, en doğru programları size sunan Kanal 23'te kalın sevgili izleyiciler. Allah'a ısmarladık. Çok tatlı olduk. Sen de tatlısın.